Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Ters kutuplar ile karşınızdayız. Birbirinden değerli 5 önemli konuğum var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Abdurrahim Karslı, Merkez Partisi Genel Başkanı. Sizler de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ekrem Kızıltaş, gazeteci yazar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yine değerli üstadlarımızdan biri Profesör Doktor Ahmet Akın, Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi. Sizler de hoş geldiniz. Bulduk. Aileden biri haber müdürümüz, gazeteci arkadaşımız Murat Alan. Sizler de bir hoş dakika, geldiniz. Bir dakika. Ne demek bu şimdi? Yani pozitif, aileden biri. Pozitif yaklaşım dediğimiz az önce sevgili yönetmenim Zeyt Gümüş'ten dolayı bir örnek verdi. Ben de aileden biri dedim. Çok mu yani? Bir şey olmaması bu, lazım. Ben bir tık fazla, Ekrem abi bir tık az konuşacak anlamına da geliyor herhalde. Peki. Yine diğer konuğum kim? Mehmet Altınöz, yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ankara stüdyolarında bizlerle birlikte olacak birazdan. Kendisine de hoş geldiniz diyeceğiz. Ön hazırlıkları yapılıyor. Hemen konu başlıklarımıza geçelim. Gündemimizde öğrenci yurtları var. Öğrenci yurtlarıyla birlikte Sayın Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda bir baktım fitesi büyütmüş. Evet, Cumhurbaşkanlığına adaylık için kamuoyu yoklamaları kısmen de olsa kendi partisinin içerisinde Selahattin Demirtaş taşı da adayı görmek isteyenler var. Onların üzerinden konuşmuş olacağız. Bir diğer husus, Merkez Partisi Genel Başkanı buradayken kendisinin de hem akademisyen yönü hem hukukçu yönü yıllara dayanan deyimiyle birlikte de Türkiye'de yeni kurulan siyasi partilerin misyonu ve önümüzdeki süreçteki katkıları nedir onu da görmüş olacağız. Mehmet Altınöz Bey, bu arada sizler de hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş bulduk Sabri Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'nın havasını biraz da sizden sormamız gerekiyor. Son günlerde çok hızlı gündem değişmeye başladı. Özellikle hareketlilik alanları üzerinden. Ankara'nın da o sesini sizden dinlemek isteriz. Ben özellikle hemen öğrenci yurtları üzerinden Murat Bey'e bir söz vereyim. Murat Bey, özellikle öğrenci yurtları gündemden düşmüyor. Nedeni de şu, YÖK'ün geç açıkladığı bir takım kararlar sonrası yerleşimlerle ilgili öğrencilerin kamuoyunda birçok medya kuruluşu tarafından sabotaj şeklinde haberler yayınlanıyor. Herkes açıkta kaldı vesairesi, artık valiler, kaymakamlar sokaktan öğrencileri topluyor vesairesi, sahipsiz evlatlar gibi. Nedir bunun asıl gerçeği, ne? Niye böyle bir gündem? Ya işte öyle bir tablo yok aslında. Biz biliyoruz aslında. Bak, da. Bir ay sonra da hiç kimse böyle bir şeyi de konuşmayacak. Peki mesela nedir dün konu? Nasıl uçaklar nerede, uçaklar nerede deniyorsa, kimse konuşmuyorsa. İşte 4 sene önce bonzai deniyorsa, şimdi bonzai diye bir şey mi yok artık Türkiye'de, yoksa? Böyle bir gündem oluşturuluyor. Gerçekten bu işin mağduriyetini yaşayanların da, yaşayanlar da mağduriyetini izah edemiyor. Bakın, 700 bin kapasiteli öğrenci yurdu var. İşte 1 küsur milyon aktif, işte açık öğretimi şunu bunu bir kenara bırakırsanız, okuyacak öğrenci var. Bunun arasında bir baremde evet bir öğrenci yurdu boşluğu var. Ama o boşluk hiçbir zaman, bakın 2 senedir bir pandemiden bahsediyoruz. Hiçbir zaman yıl sonunda, yıl ortasında o boşlukta bir öğrenci sıkıntısı yaşanmıyor. Neden? Yurt kayıtları yapıldıktan sonra bir kısmı eve çıkıyor, bir kısmı şuraya çıkıyor, bir kısmı buraya gidiyor. Dünya ortalamasına bakıyorum şimdi, bakın. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün üniversite öğrencilerinin %65'ini karşılayacak kadar yurt var. Amerika'da bu konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Şimdi bütün öğrencileri karşılayamıyorsa, karşılayamadığı kısmıyla alakalı bir yurt sorunu var mı? Var. Ama İş öyle bir noktaya getiriliyor ki, bakın öyle, ya bu işe öyle siyaset alet ediliyor ki, İstanbul'da 127 kişi GBT yapılıyor. Bir parkta toplanıyorlar. Her ne hikmetse o parkın merdivenleri de daha önce aynı zihniyet tarafından da gökkuşağına boyanmış. Hepsi orada yatıyorlar. Bir bakıyorsunuz 15 kişi orada yatıyor. Ya İstanbul'da yurt bulamayan adamlar kendi aralarında sözleşip hadi Taksim'de şu parkta yatalım mı dediler. Bir bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir aracı getiriyor, onları oraya bırakıyor. Kameraya yakalanınca da, siz nereden geliyorsunuz denince de hemen gaza basıp oradan uzaklaşıyor. Şimdi bu şuna benziyor, bakın böyle bir sorun asla yok demiyorum ama bu şuna benziyor. Şimdi dilenciye para veriyorsunuz, bir başkası geliyor diyor ki verme. Niye? Bu adamın üzerine kayıtlı 2 tane ev var ama adam dileniyor diyorsunuz.
Peki neye kızıyorsunuz? Gerçekten mağdur olanın istismar edilmesine kızıyorsunuz. Bundan sonra hiçbir dilenciye para vermeyeceğim o zaman sadaka diyorsunuz. Sadaka kültürü üzerinden. Bakın, hiçbir dilenciye para vermeyeceğim o zaman diyorsunuz. Sonra kim mağdur oluyor? Gerçekten ihtiyaç sahibi biri varsa artık siz sadaka vermediğiniz için o kötü niyetlileri, kalabalık kötü niyetli kitleyi görüp o mağdur oluyor. İşte İçişleri Bakanı açıkladı. İstanbul'da GBT yaptık dedi. 127 tane. 4 tanesi sadece yurt bulamayan öğrenci çıktı. Buradan okuyayım. Buyurun. Neydi bu? İstanbul Kadıköy'de 19 Eylül'de başlayan, daha sonra Beşiktaş ve Bakırköy'de devam eden Barınamıyoruz ve Yurtsuzlar adı altında gerçekleşen eylemlere 127 şahsın katıldığı belirlenmiştir. Bunlardan 73 tanesinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadı. Öğrenci bunlar. İstanbul'da ikamet ediyorlar, bir problemleri yok. 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettikleri tespit edilmiş. 8 şahsın herhangi bir yüksek öğretim kurumunda kaydının bulunmadığı öğrenilmiş. 5 şahsın üniversite mezunu olduğu tespit edilmiş. Yani barınamıyoruz, yurt yok falan filan diye bağırıp çağıranların hikayesinin temeli bu. Bağıranların bakın. Evet. Gerçekten İstanbul'a gelip Anadolu'dan kayıt yaptırırken yurt çıkmamış insanlar var mıdır? Vardır. Ha, ama bunu söyleyen, bunu dillendiren zihniyete dönüp baktığımızda açık söyleyeyim işte halk evlerinden toplayıp getiriyorlar. Halk evlerinden. Kimin siyasi teşkilatı olduğunu biliyorsunuz halk evlerinin. Yani iyi niyetli bir şeyi bile istismar etmeye hazır dönük bir kitle var. Bu kitlenin, bu kalabalığın içerisinden de gerçekten ihtiyaç sahiplerini bulmakta zorlanıyorsunuz. Aynı anda başlıyorlar, aynı anda bitiriyorlar. Hatırlayın orman yangınları başladığında ne dediler? Ne alakası var? Bu arada orman yangınlarıyla ilgili de bir gelişme oldu biliyorsunuz. Bugün bir iddianame kabul edildi. İddianamede sanık ifadesi tırnak içerisinde veriyorum. Evet, PKK terör örgütü adına bu eylemi yaptık. Bunun karşılığında da şu parayı aldık. Peki o dönem buna ne dediler? Ne alakası var canım? Her yerde başlıyor olabilir. Hava sıcak zaten, şundan dolayı oluyor, bundan dolayı oluyor. İktidarın beceriksizliğinden oluyor. Uçak nerede? Uçak, bir sürü şey sıraladılar bize. Diyorsunuz ki helikopterle şu kadar söndürülüyor. Uçak nerede? Uçak diyor. Şimdi böyle mücadele ettiğiniz zihniyet bu. Ben o yüzden toptan yurt sorunu yoktur demiyorum. Elbette vardır. Bakın. 1 küsur milyon öğrenciden bahsediyorsunuz. 700 küsur bin yurttan bahsediyorsunuz. Hı hı. 150 bin de devralmışsınız ranza sisteminden. 3 yıldızlı, 4 yıldızlı otel sistemine dönmüşsünüz. Ranza yerine oda ve çift kişilik yatak artı içerisine banyosu, tuvaletli sisteme dönmüşsünüz. Birçok yerde. Ama bugün özellikle 700 küsür bine çıkartmışsınız yayından dolayı da beni arayanlar oldu. Fragman kısmı üzerinden de tanıtım olunca öğrenci sorunları üzerinden birçok özel yurtun çok fahiş fiyatlar üzerinden. Elbette tamam. Doğrudur. Kiralar da öyle. Bu da bir gerçek. Elbette doğrudur. Yer bulamayanlar da var. Doğrudur. İşte ben buna az önce o ihtiyaç sahibi para verilen, sadaka verdiğiniz adamla o işte 5 katlı evi bulunup bunu istismar edilen adam örneğini o yüzden verdim. Şimdi gerçekten yurtlarla alakalı bir sorun var da Cumhuriyet Halk Partisi ekibi bunu çözmek mi istiyor? 129 tane yurdu kapattık diye övünüyorlardı. TÜRGEV'in, TÜGVA'nın, İlim Yayman'ın ve diğer şeylerin. Bunların elinden kurtardık diyorlardı buraları. İzin vermiyoruz diyordu. Peki bunun karşılığında mesela bu hafta neyi söyledi CHP'li Büyükşehir Belediyesi? Dedi ki falanca yere 4000 kişilik yurt yaptık dedi. Şahane bir yurt. Peki o yurt ne zaman yapıldı biliyor musunuz? 2016'da yapıldı. Ne zaman açıldı biliyor musunuz? Bakın bina tamamlandı, 2019'da açıldı. Çökmüş yani. Efendim? Hizmete çökmüş. Diyor ama. Hayır çökmesinde ya çöksün yeter ki yapsın. Ben orasında da değilim. Yurt kapatmakla övünen TÜRGEV'e vermedik, TÜGVA'ya vermedik, İlim Yayman'ın elinden kurtardık. Önder'in mi? Oo, Önder'inkini şu kiraya kalıyordu burada. Biz çıkarttırdık, attırdık burayı. Bugün övündüğü o 4000 kapasiteli yurt için Murat, 2016'nın sonunda eylem yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Pankartı var. Sabah tamam. Klosöre atmıştım. Hemen tamamlayayım bırakacağım. Ne diyor biliyor musunuz CHP onun için? Hı hı. Burayı kapattıracağız, burayı kreş yapacağız. Peki. Abdurrahim Karşı Profesör Doktor, Merkez Partisi Genel Başkanı. Bir akademisyen ve bir parti. Hukukçusunuz aynı zamanda. Partinin de genel başkanısınız. Öğrencilerin genelde sorunlarına baktığımızda bugün itibariyle gerçekten size göre bir yurt sorunu var mı? Yoksa kamuoyunda halk evlerinin veya bazı partilerin ideolojik olarak bir saplantı üzerinden acaba
deyip kendilerine bir alan açma mıdır? Siyasi bir propaganda aracı mıdır? Sömürücü zihniyet üzerinden midir? Gerçekten de hükümet bunu yönetemedi mi? Veya eksik olan ne? Yurt sorunu var. Yurt sorunu yok demek yanlış olur. Murat Bey'in de söylemek istediği o zaten anladığım kadarıyla. Tabii. Ama bu suistimal ediliyor diyor. O ayrı bir şey. O ne kadar suistimal ediliyor onu bilmiyorum. Bir de şu yanlış. Mesela İstanbul'da kazandığı okulda İstanbul'dan doğru. Benim yakınlarım var İstanbul'da. Mesela Kurtköy'de oturuyor. Ama Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmış çocuk. Kurtköy'den Boğaziçi kampüsüne gidip gelmek mümkün değil. Dolayısıyla oraya yakın bir yere kayıt yaptırmak istiyor. Herhangi bir yurda yurt çıkmıyor. Zaten yurt ailen senin İstanbul'da diye kafadan reddediyor. Dolayısıyla bu çocuk arayış içine giriyor. Onun için prensip olarak yurt sorunu yok demek yanlış. Ama bu ne kadar adalet ediliyor onu bilmiyorum. Ben bir de YÖK'ün bu ilki planlaması, birçok ilki planlaması hiç tutmaz da bu ilki planlaması da hiç tutmadı. Mesela tercihlerle ilgili birçok bölüm var hiç tercih edilmemiş. Birçok bölüm var. 270 bine yakın galiba kontenjan açığı var üniversitelerde. 270 bin sapma var. Hı hı. Yani 200 binden fazla bir sapma var. Yani bir YÖK düşünün ki planlamasında 200 binden fazla bir sapma var. Bu mümkün değil. Böyle olmaması lazım. Onun için bir plansızlık var, bir yurtsuzluk var, bir sıkıntı var. Ama bu ne kadar alet ediliyor bilmiyorum onu ne kadar alet ediliyor. Peki Gençlik Spor Bakanlığı'nın özellikle yurtlar kısmı üzerinden Türkiye'deki yaptığı yatırımlar çok önemli. Evet gerçekten 5 yıldızlı yurtlar yapılıyor. Ancak Türkiye'nin genç nüfusu açısından bu orantıya baktığımızda yeterlilik oranı ne size göre? Yeterlilik oranı yeterli olmadığı ortada zaten problemler ondan doğuyor. Bir de Türkiye'de aslında yüksek planlamada bir problemimiz var. Yani Türkiye'nin nüfusu aşağı yukarı Almanya'nın nüfusuyla ayrı. Aynı. Hı hı. Ama bizim yüksek öğrenim sayımız Almanya'nın yüksek öğrenim nüfusunun 3 katı. Yani burada bir plansızlık var bir kere. Yani bu neden? Çarpıklık orada ne? İşte bizdeki planlamanın garipliğinden. Yani her yere üniversite açıyoruz. Nerede bir bina bulduksa onu üniversite yaptık. Ama üniversite yaparken yurdunu düşünemedik, planlamasını düşünemedik, kütüphanesini düşünemedik, laboratuvarını düşünemedik. Düşünemedik. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Özellikle mesela bugün geldiğimiz noktada devlet üniversiteleri yeni açılan vakıf üniversitelerden daha beter bir halde. Birçok devlet üniversitesinin birçok kontenjanı hiç tercih edilmedi. Ama mesela hangileri tercih edilmedi? Birçok bölümü mesela diyelim işte yani en eski üniversitelerden birisidir mesela Erzurum Atatürk Üniversitesi. Birçok bölümünde hiç öğrenci yok ama 30-40 tane, 50 tane, 60 tane öğretim üyesi var. Şimdi devlet o öğretim üyelerine maaş verecek. Şunu yapacak, bunu yapacak. Buradan örnek Hakkari Üniversitesi'ni verelim. Hakkari Üniversitesi'nde öğrenci sayısı aşağı yukarı 2000-3000 kişidir ama 600 kişilik bir şey kadrosu var, üniversite kadrosu var. Yani bu burada devletin planlamanın içerisinde özellikle hani hizmeti yerinde verelim diye üniversiteleri o bölgelere yaptı ama sanıyorum burada bir bütünleyici bir şey yapılamadı. Ciddi bir planlama eksikliği var. Ciddi bir planlama eksikliği var. Üniversite dediğiniz zaman yani isminden belli zaten uluslararası düzeyde, yani international bir düzeyde eğitim vereceksiniz demektir. Bunun için kütüphane gerekli, bunun için altyapı gerekli, bunun için ona göre organize gerekli, bunun için üniversitelerin birbirle irtibatı gerekli. Maalesef Türkiye'de bu yapılmıyor, yapılamadı bu. Bir öğrenciyi alıyoruz, 4 yıl bir yerde vaktini alıyoruz. 4 yıl sonra onun herhangi bir artık ara eleman olarak yetişmesi, kabul etmesi de mümkün değil. Çünkü ben üniversiteyi bitirdim diyor. Ve 4 yıl sonra salıyoruz sokağa. Hiçbir mesleği yok. Hiçbir becerisi yok. Hiçbir birikim yok. Ve sorduğunuz zaman da ben üniversiteden mezunum. Şu bölümden mezunum. Dolayısıyla yani ben mesela hukuk fakültelerini biliyorum. 100'e yakın hukuk fakültesi var. Hukuk fakültelerinde doğru dürüst bir hukuk eğitimi yapılmıyor. Yapılamıyor. Biz bunu mezun olanlardan da görüyoruz. Yani staj yapanlardan görüyoruz. Girdikleri imtihanlardan görüyoruz. Hakim savcılık imtihanlarından görüyoruz. Onun için Türkiye'de üniversite planlaması noktasında çok ciddi bir kaybımız var. Burada YÖK'e anlaşılan çok büyük sorun düşüyor. Çok peki, ciddi bir kaybımız var. Ekrem Bey, yurtlar kısmı üzerinden ne diyorsunuz bu duruma? Yani yurt ve YÖK bağlantısı bence biraz zorlama bir bağlantı. Çünkü yurt kredi yurtlar kurumu. Tamam.
YÖK ayrı bir şey ama Abdurrahim Bey'in söylediğinin doğru olduğu taraf şu. En azından diyelim ki YÖK yeni açılacak fakülteler şunlar bunlar olduğunda KYK ile görüşülebilir falan. Mağduriyetler üzerinden biz YÖK'e konuşuyoruz. Yani YÖK zamanında hayır, biraz gitmeli. Mağduriyetler eyvallah. Mağduriyet olduğunu kabul ediyorum. Çünkü mesela bugünlerde en azından sağdan soldan tanıdığım bir takım insanlar için yurt arayışı ya da kalacakları yer arayışını falan her sene olan bir şeydir. Ama şiddetinin düzeyini ölçmek çok da mümkün değil. Çünkü yurt meselesinde çok seyyal bir konu. Ben her sene aşağı yukarı 3, 5, 10, 20 kişinin bu tür şeylerle ilgilenirim diyelim. Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü'nden ya da başka illerde arkadaşlarla ilgilendiğimde mesela genelde her şey sabitlendiğine, kayıtlar galiba bugün tamamlandı bildiğim kadarıyla. Onlar bittiğinde mesela misafir öğrenci olarak alırlar öğrenciyi. Bu arada yedek müracaatı vardır. Süreç içerisinde yedekler değerlendirilir. Murat biraz önce söyledi. Hemen her üniversitede talebe başlar. İşte bir ay sonra mesela bir iki arkadaşıyla yıl anlaşır. Yıl ortasında eve çıkar. O yurdun yarısı boşalır. Tabii tabii. Kendi öğrencilik dönemlerinden. Dolayısıyla hani şunu demek efendim şu kadar talebimiz var o halde şu kadar yurt yapmalı. Dünyanın hiçbir yerinde de yok 7 de. Milyon öğrencim varsa 7 milyon yurt yapılmaz. Yok. Amerika'da kapasite %65. Bakın total yurt %65. Bu buradaki sıkıntı böyle bir problem var mı? Eyvallah. Peki mübalağa edildiği kadar var mı? Hayır. Bence işin en ironik tarafı şu. Cumhuriyet Halk Partisi ve birileri bu konuyu kanırtmaya çalışırken hiç değilse hakikaten yurt ihtiyacı olan birilerini bulsalardı anlamlı bir hale gelirdi. Biz de derdik ki bak işte bunlar gerçekten yurda ihtiyacı olan bir takım insanlara bulmuşlar. Bunlarla bunu yapıyorlar. Ha oradan da onlara şu vazife düşer o zaman. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bir takım ilçe belediyelerinden falan işte yurt yaptık yapıyoruz yapmak üzereyiz falan gibi açıklamalar geldi. Şimdi bu açıklamalar kolay açıklamalar çünkü yurt yapıyorum demek ya da yurt yaptım işte açıyorum falan filan demek kolay ama yurt dediğimiz şeyin işletmesi zor. Çünkü eninde sonunda orada insanlar kalacak ve az önce söylediğim gibi bir anda belki sana 100 kişi gelir kalmıyor ama bir hafta sonra bakarsın 17'si gitmiş, 2 hafta sonra 38'i gitmiş, koskoca bir tesisin kalıvermiş boş. Dolayısıyla oldukça esnek bir konu. Bizim belki bakacağımız konu ne? 2000'li yıllardakine nazaran şu anda hem kalite arttı hem de kalitesinin yanında sayı da arttı. 4 misli galiba. 4 kat artmış oldu. Yeterli mi? Değil. Daha da yapılmalı. Bu arada Ekrem Bey, planlama. Özür diliyorum. Bir izleyicimiz örnek göndermiş Ankara Keçiören'den. Kredi Yurtlar Kurumu sistemine giriyor. Yedekler kısmında 1474'te yedekler evet. Üzerinden. Şimdi hani 500 kişi 50 kişi anladık da 1400-1500 demek yedekler arasında. Bakın, çok ciddi bir sorun değil mi? Burada orada bulunan üniversite oraya müracaat eden talebe belki 15-20 bin 30 bin 40 bin talebenin olduğu bir üniversitedeyse 1470 az çünkü biraz sonra birisi arayıp 8436 da diyebilir. Yani bu çok anlamlı bir şey değil. O 1470 bir bakarsın 15 günün içerisinde 47'ye inebilir. Çünkü bu böyle bir yapı var yurt meselesinde. Sorun o değil ki. Sorun Taksim Meydanı'nda daha dün gezi eylemlerinin yapıldığı yerde Cumhuriyet Sözcü bir günün kullandığı böyle yatan taşın üzerine yatan vatandaşların hiç 4 tanesinin sadece yurda kayıtlı üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıkıyor. Diğerleri ya farklı yerlerden gelmiş ya hiç öğrenci değil ya aralarında akademisyen de var. Şimdi mesela biz aslında bunu konuşuyoruz. Sorun bu. İstismar ediliyor. Onu geleceğiz. Bir de bunu istismar eden de 129 tane yurdu kapattığı için de övünen TÜRGEV'in, TÜGVA'nın, ondan sonra İlim Yayma'nın, Önder'in elinden aldığı için de biz kurtardık buraları diyen adamlar. Peki. Ekrem abi son sözleri alayım. Eyvallah. Bir Ankara'ya hemen pas verelim. Yani mesele şu eyvallah yurtla alakalı daha fazla yapılmalı. Şu bu plan program olmalı. Belli bir disiplin içerisinde falan yapılmalı. Ama galiba işin bir de şu yönde bakmamız gerekiyor. Üniversite sayısının artması 200 küsür tane üniversite var. Türkiye için bu lüks mü? Belki de lüks. Ama eninde sonunda okumayan, tahsil görmeyen gençler yerine en azından okuyan, tahsil gören gençler var. Bu da efendim işsiz gençler falan muhabbetini akla getiriyor. Fakat ben mesela son bir ay içerisinde Medya Derneği olarak İletişim Başkanlığı ile düzenlediğimiz toplantılar vesilesiyle Anadolu'daydım. 14-15 vilayette toplantılara katıldım. Orada mesela yerel medya temsilcilerinin tamamı iletişim fakültelerinden mezun olan gençlerin meslekle alakalı bilgi düzeylerinin yetersiz olduğunu söylediler. Ve şuna da açıklar. Aslında mesela bağlantı kurulsa hepsine staj imkanı tanıyacaklarını, mesleği öğrenme yani mekteplerinin yanında alaylılık imkanı tanıyacaklarını falan da söylüyor. Bu basit bir örnek.
Dolayısıyla hasbelkadar üniversiteye kapağı atmış birisi galiba şöyle bir anlayış var. Bizim gençliğimizde vardı bu. Liseye gireceğim. Halalarımdan birisi, Allah ömürler versin, Ekrem yeğenim okulu bitirip bana pardüsü alacak demişti. Ben de tabii ne demek demiştim. O zaman şöyle bir inancımız vardı. Liseyi bitireceğiz, bize iş verecekler. Bitirince anladık ki yok öyle bir şey. Sonra aynı şey şu anda, işte ben bir üniversite okurum, üniversiteyi bitirdiğimde işim hazırdır. Yani böyle bir şey de yok. Niye? Eşitler arasında birinci olman gerekiyor. Yarışman, rekabet etmen, öğrenmen, belki sana senden ihtiyaç duyulandan daha fazla öğrenmen falan gereken bir süreçteyiz. Sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından da böyle. Dolayısıyla eyvallah, devlet elinden geleni yapmalı, yapıyor. Daha da iyisini yapmalı. Ama bu arada kendileri de en azından belediyelerle buna destek verecek olan, destek verebilecek arkadaşlarımız da hiç alakasız insanları bulup orada burada gösteri yapıp kandırtmak yerine onu biraz da Murat Bey'e probleme eğilmeye çalışmalı. Onları Murat Bey'e sormamız gerekecek. Ben Mehmet Altınöz, yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ankara stüdyomuzda. Mehmet Bey, bu yurt sorununu nasıl görüyorsunuz? Abdurrahim Bey özellikle Merkez Partisi Genel Başkanı olarak kendisi de bir açık olduğunu biliyor ve akademisyen gözüyle de yorumladı. Siz nasıl bakıyorsunuz bu duruma, veya Murat Bey'in ifadesiyle suistimal? Yani 30 kişi 100 kişi bir yerlere toplanıyor, eylem yapıyor veya bir organizasyon yapıyor. Aslında bunların içerisinde sadece 4 veya 6 kişi. Hayır, sorun var. Ama var, bu sorunu ama istismar edenler var diyorum. Tam olarak bunu söylüyorum. Yani bu sorun elbette var. Yani bunu inkar etmek taş olur insana. Evet, sizi dinliyoruz. Sabri Bey, öncelikle programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür burada ederim. Burada önemli olan tabii ki biraz önce Abdurrahim Karslı hocamızın da, Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi Türkiye'de bir yurt sorunu var. Bunu ilk önce hepimizin bilmesi gerekiyor. Hepimizin de yaşadığı bir süreç. Son bir haftadır zaten bizim cep telefonlarımız kulağımıza yapıştı. Türkiye'nin birçok yerinden, teşkilatımızdan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, eşimiz, dostumuz, özellikle Ankara'da üniversite kazanan öğrencilerimizin yurt ihtiyaçlarının giderilmesi açısından bizden yardım istiyorlar. Bu konuda nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda fikir istiyorlar. Biz de bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eşimizi, dostumuzu arıyoruz. Fakat tabii sonuçta bu iş kurayla oluyor. Örneğin bir arkadaşımız bizi Kütahya'dan aradı. Diyor ki, benim evladım yedeklerde 4900. Şimdi bu evladımızın bu şartlarda tabii ki yurt bulabilmesi mümkün değil. Burada aslında AK Parti iktidarının maalesef baştan beri planlamasız ve programsız çalışmasıyla süren bir süreç burada da karşımıza çıkıyor. Tarımda da olduğu gibi, deprem tedbirlerinde de olduğu gibi. Türkiye bir deprem ülkesi örneğin. Bakıyorsunuz sık sık deprem oluyor. Ama buna rağmen depremle alakalı kalıcı, açık, net bir şekilde çözüm var mı? Maalesef bunları göremiyoruz. Yurt konusuna dönersek, bizim Yeniden Refah Partisi olarak bu konularda hamasi konuşmaktan ziyade matematik konuşmayı tercih eden bir partiyiz. Genel Başkanımızın başkanlığında ve ARGE Başkanımız Sayın Doğan Aydal Hocamızın başkanlığında bir çalışmamız var. Bu çalışmamızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Ülke sorunları ve çözümlerimiz. 2. Milletimiz için biz varız kitapçığımızın birinci bölümünde bizim önemsediğimiz konu, devlet planlama teşkilatı daha güçlendirilmiş olarak yeniden kurulmalıdır. Burada tüm konularda olduğu gibi tüm bakanlıklarda ve devletin yönetiminde öncelikle devlet planlama teşkilatının tekrar hayata geçirilmesi gerekiyor, güncellenmesi gerekiyor. Bu güncellenme ile birlikte Türkiye'nin sorunlarının masaya yatırılıp çözüm önerilerinin de Devlet Planlama Teşkilatı Başkanlığı'nda bugünkü şartlarda da Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlı olmak kaydıyla hepsinin sorunlarının çözülebileceğine inanan bir partiyiz. Bu konuda dediğim gibi çalışmalarımız da var. Bizim milli kaynak paketlerimiz var. Örneğin ekonomiyle alakalı da milli kaynak paketlerimiz de burada. Birinci kitabımız bu. İkinci kitabımız da ülke sorunları ve çözümlerimiz, biraz önce bahsettiğim gibi. Yurtla alakalı ne diyebiliriz? Türkiye'de şu anda 8 milyon üniversite öğrencisi var. Lisans, toplamda ön lisans,
Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak kaydıyla şu anda Türkiye'de 8 milyon üniversite öğrencisi var. Biraz önce Murat Bey'in de bahsettiği gibi bunların 1 milyon küsürü açık öğretimde okuyor. Diğer kalanların bir kısmı biraz önce Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi şehirlerinde öğretimlerini devam ettiriyorlar. Onun haricinde şu anda baktığımızda Sayın Kasapoğlu'nun da açıkladığı üzere Türkiye'de yaklaşık 720 bin toplam öğrenci kapasitesi olan KYK yurtlarımız var. 769 yurdumuz var KYK bünyesinde. Onun haricinde özel yurtların sayısı 4300 ve bunlarda da yatak kapasitesi 420 bin. Yani 8 milyon öğrenciye 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi var. Bunun 2 milyonunu çıkartalım. Bu durumda 6 milyon öğrenciye 1 milyon 140 bin yatak kapasitesi. Burada ciddi bir açık var. Yani %15'lik bir kapasite var. Kalan %85 bir şekilde işte Mehmet Bey, ev tutuyor, ev kiralıyor diliyorum vesaire şeklinde bu süreç devam ediyor. Özür diliyorum, bir araya gireyim. Mesele şu, 8 milyon öğrencinin içerisinde özellikle yerinde eğitim ve yakın eğitim dediğimiz oran sizde bir bilanço var mı? Kesin olarak bir bilanço yok ama bizim arkadaşlarımızın bizlere vermiş olduğu raporlara dayanarak bu konuşmayı yapıyorum. Peki. Sonuçta Sayın Genel Başkan biraz önce Abdurrahim Karslı hocamız güzel bir noktaya temas etti. Türkiye'de şu anda 200 üniversite var. Hı hı. Bu 200 üniversitenin aslında verimliliğini tartışmamız lazım. 207 yani mi? Önce... 200 tane miydi? 207 üniversite olması lazım değil mi? Ben öyle mi biliyorum? Yanlış mıyım? Bilmiyorum. Özür dilerim. 207 olabilir. Düzeltelim. Peki. Ekrem Kızıltaş abimiz yani yurtla üniversite konusunun ayrı olduğundan bahsetti. Aslında bunları bizim ortak olarak konuşmamız lazım. Yani sorunları ortaya koyup çözüm önerileri sunacaksak sonuç itibariyle bu öğrenciler bu okullarda okuyorlar, bu üniversitelerde okuyorlar. Şehir dışından gelen bir öğrenci bugünkü şartlarda tabii ki KYK yurtlarında kalmayı tercih ediyor. Şunu da paylaşmak istiyorum. Gerçekten de AK Parti hükümetleri KYK yurtlarını gerçekten de standartlarını yüksek tutmak kaydıyla biraz önce Sayın Alan'ın da belirttiği gibi Oranza sisteminden Karyola sistemine geçmek suretiyle gerçekten de yurtların kalitesini arttırdılar. Ben de geçmişte yurtlarda kalan bir kardeşiniz olarak bunu çok rahat ifade edebiliyorum. Biz de Türkiye'nin birçok yerinde illeri, ilçeleri gezdiğimiz zaman görüyoruz. Altyapı olarak bu yurtların altyapılarını da takdir ediyoruz. Bunu da burada hakkını vermek gerekiyor. Peki son fakat söz alayım. Tabii sorun planlama. Yani bizim diğer konularda olduğu gibi öncelikle üniversitelerin eğitim kalitesi. Yani bir öğrenci muhakkak üniversitede okumalı mı? Aslında buradan başlamak lazım. Yani şimdi bu evlatlarımız üniversiteye gidiyorlar. Sonra 4 yıllık bir fakülteden mezun olduktan sonra Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey'in tabiriyle diplomalı işsizler ordusu var. O kadar çok öğrenci var ki şu anda genel merkezde bizi en çok yoran, en çok üzen, en çok dert ettiğimiz konu ne biliyor musunuz Sabri Bey? Buyurun. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, teşkilatımızın çok kıymetli üyeleri bizi ziyaret ediyorlar ve diyorlar ki benim evladım okulu bitirdi, mühendis çıktı, iş arıyor. Efendim avukat oldu, kendisine ofis açmak istiyor, nasıl yardımcı olabilirsiniz? Ziraat mühendisi oldu, iş bulamıyor. Master yapmış, doktora yapmış, gerçekten çok kıymetli, tertemiz, pırıl pırıl evlatlarımız geliyor. İşsizlik bir en önemli problem diyebiliriz. Bu bakımdan aslında yurtları, üniversiteleri, meslek liselerini bunların hepsini ortak bir havuzda koyup bu ortak havuzda problemleri çözmenin elzem olduğunu, doğru bir yöntem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki Murat Bey bir şey söyleyecek. Ben bir Murat Bey'e söz vereyim. Buyurun. Murat Bey Ankara'da şimdi dezavantajlı bize göre. Evet. Hem selam edeyim kendisine buradan. Kendisini İstanbul'da aleykümselam Murat Bey. Burada da görmek isteriz hasretle. Seviyoruz kendisini sağ olsun. Sevgiler karşılıklı. Allah razı olsun. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Devlet Planlama Teşkilatı'nın var olduğu ve aktif olarak kullanıldığı dönemde 150 bin yapılabilmiş. Ama AK Parti iktidarı döneminde 750 bine çıkarılmış. Demek ki ve strateji geliştirme daire başkanlığında da devlet planlama teşkilatı bir fiil kaldırılıp yerleştirilmiş, lağvedilmemiş. Orada görevine 3 farklı alt kategoride de devam ediyorlar. Bir şeyi dikkat çekmek istiyorum. Bakın İstatistik Enstitüsü'nün 2019 verisi 740 küsür bin
yurt kapasitesi var. 750 bin diyelim. Çünkü buradan da ben o birazdan söyleyeceğim rakamdan da yuvarlayacağım. Öndeki küsuratı çalacağım. Yıl ortasında kaça düşüyormuş biliyor musunuz o 750 binden? 550.779'a. O 50 bine attım 500 bine. Yuvarlayacağım dedim ya. Demek ki her öğrenciye tamam yol yapı şey yurt yapalım evet güzel. Ama zaten 750 bini bile siz şeyde tutamıyorsunuz. Öğrenciler bir araya geldiğinde hani o sudan çıkmış balıkken evet yurda yerleşmek istiyor. Ama birazcık 3-5 öğrenci bir araya geldiğinde eve taşınıyor. Şimdi bunu bu bir realite. Bana göre bunu çözmenin yegane... Bunu çocuklarımdan biliyorum. Yegane yol. Evet yani bu ortada bir realite. Bana ya, göre bir şey ekleyeyim. Kuralları bir var. Bir şey ekleyeyim tabii. Oldu hayır işte. daha katı kuralı olan yerler var. Bana göre bir şey yapmak lazım. Bana göre mesela ben devlet yurdunda 6 ay kaldım. Sonrasında AGD yurduna gittim. Üniversite bitene kadar AGD yurdunda kaldım. Öğrenci başkanlığı yaptım. Gayet de o kuralları disiplinle bir şekilde sabah namazından tutun da banyolara kadar her şeyi riayet ediyordum. Bana göre özel yurtlara bu şu an yurt yok öldük bittik diyen sol kesimin CHP'nin işte ne bileyim Cumhuriyet Gazetesi'nin ya da Sözcü'nün mantığından ziyade mütedeyyin kesimde yurt işletmek çok kabiliyetli, çok meziyetli, çok yetenekli bir iştir. Mütedeyyin kesimin yurtlarına giden öğrencilerin hiçbiri de ne terörist olur, ne kapkaççı olur, ne abuk subuk yollara gider. AGD'nin, ilim yaymanın ve buna benzer yurt yerlerin ticari bir mantık dışında hareket ederler. O ticari mantık dışında hareket eden yerlere devletin ekstra teşvik verip, bence o yurtlara attırması, o sayıyla bunu önemli bir not domine peki etmesi lazım. Mehmet Bey söyleyeceğiniz varsa son söz alayım. Murat Bey'in söyledikleri elbette doğrudur. Bunlara itiraz edecek bir durumumuz yok. Zaten biz de o yüzden üniversiteden başlamak gerektiğini söylüyoruz. Yani Yükseköğretim Kurumu'nun, yani biraz önce Sayın Karslan'ın da buyurduğu gibi, öncelikle üniversite ihtiyacımız var mı? Üniversite ihtiyacımız varsa hangi meslek gruplarına ihtiyacımız var? İşte biraz önce söylediler yaklaşık 200 bin küsür bir bölüm maalesef öğrenci kabul etmemiş. Yani öğrenciler talep etmiyorlar. O zaman burada bir planlama problemi var. Bu planlama problemi de... Eksiklerin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Peki. Evet elbette. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Ahmet Akın hocam, Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi. Evet. Şimdi bugün biraz dertleşeceğiz tabii. Özellikle gençlerimiz adına, gelecek kaygısı adına ve sağlıklı bir yol bulma adına. Ama en önemlisi belki de altı vurgulanması gereken konular yurt deyince Murat Bey'in de altını çizdiği bir husus var. Mehmet Bey'in de, Ekrem Bey'in de. Yani AGD gibi kuruluşların veya buna benzer bir ilim yayma olsun, TÜGVA olsun vesaire serine kadar birilerinin zoruna gitsene, ahlak ve edep dediğimiz aidiyet duygusunu yükleyecek yurtların, bu gibi yurtlarda yetişenlerine vatanına düşman veya dağa çıkan, eylem yapan şu bu değil, daha çok geleceğe kaygısı üzerinden vatanını, milletini düşünen gençleri ve yeni jenerasyonun yetişmesi. Ama ne yazık ki şu an en büyük tehlike ve tehdit, ailelerin korkusu şu: oğlum meyhaneden çıkmayacaksa, gece hayatına tabii girecekse, kontrol dışı bir alandaysa bu nasıl bir üniversite mezunu olacak diye biraz onu sorgulamak lazım. Daha önceki programlarımızdan da bir iki tanesinde problem biliyorsunuz kamuoyunu gündemine gelmişti. Ebubekir Sofoğlu Hoca'nın kullandığı bir cümle nereden nereye çekildi götürüldü. Ama bir de gerçek budur ki asıl sorunumuz başka, ahlak. Buyurun. Evet, şimdi tüm üstadları dinledim. Hakikaten hepsinin değindiği noktalarda haklılık payı var. Fakat şimdi şöyle bir durum. Bir tane bile kardeşimiz barınma hakkından veya barınma sorunu yaşıyorsa bu bizim için, ülkemiz için bir sorundur. Bunu söyleyerek, yani bir üniversite hocası olarak bunu söylüyorum. Hı hı. Hepsini bizim devlet olarak, millet olarak, işte STK'lar olarak barındırma ve onların barınma problemini çözme gibi bir misyonumuz olması gerekiyor. Tabii burada bir sorun var, bir sorunu abartma var, iki taraflı. Aynen biz bunu işte klasik muhalefet her defasında, üniversite sınavından da önce de Katarlıları alacaklar deyip bir balon ortaya attılar. Yani bunu Sedef... Kirli bir kamuoyu. Tabii Sedef Kabaş çok iyi anlatıyor. Göbels'in şeyi, taktikleri. O da herhalde onun müridi.
ki çok iyi. Tabii. İçselleştirmiş o olayı. Yalan akşama kadar yalan dolan. İşte diyor ki önce büyük bir yalan ortaya atın. Onu püskürtün. Sonra izleyin. Nasıl ona inanacaklar. Sık sık tekrarlayın bunu şeyi. Yani şu anda yaşanan olay biraz bu. Hakikaten bir barınma problemi var ama bunun birçok boyutu var. Mesela şahıslara ait, vakıflardan söz etmiyorum, şahıslara ait özel yurtlar, özel öğrenci evleri, hı hı, üniversitelere yakın rezidanslar veya işte 1+1'ler müthiş fahiş fiyatlarda şey yapıyor. Öğrenci oraya yanaşamıyor. Yani bu yılki yurtlardaki bu tıkanmanın, barınma problemi böyle biraz daha ön plana çıkması nedeni de öğrencinin evlere yaklaşamaması, ev kiraları. Ben yakınlarımdan da biliyorum. Ben isterseniz bir örnek vereyim. Evet. Kayış Dağı'nda bir üniversiteye bir yakınımız Anadolu'dan geliyor. Benden rica ettiler, bir yardımcı olun, bir yerler bulun filan. Neyse aradık biz bir yerleri, ilanlar üzerinden bulduk. Murat Bey 7.000 lira tabii, aylık kira istiyorlar. Yani, ne diyorsunuz böyle ama bir gruba? Ama Kayış Dağı'ndaki üniversite de boru değil yani, iyi bir üniversitedir muhtemelen. Olsun yani ne olursa olsun o fiyatlar gerçekten çok uçuk. Ve bunun da yansıması öğrencilerimiz, kardeşlerimizin büyük bir kısmı bu yıl KYK'ya bir teveccüh hocam gösterdi. Gerekçe olarak da şöyle söylüyorlar. Mesela servis ücretlerini bir çıkartmış, diyorsunuz ki ya şu kadar mesafe, ben 2 sene yattım diyor. Pandemiden tabii, 2 sene yattım. Yani onun bir... Bu 2 senelik pandeminin bir birikmiş esnafta veya işte esnaf demeyelim de servislerde veya... Valla yatmayan marketlerdi en çok. Onu da konuşuyoruz tabii. O marketler bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da bu gıda fiyatları üzerinden en çok karına kar katan marketler olmasına rağmen herhalde bu pandemiyi de fırsat bilerek onlar da karına kar kattılar. Evet. Sadece pandemiyle ilgili değil o iş. Yani onlar... Şimdi ne oluyor? Üretici, tüccar, işte pazarlamacı, nakliyeci bilmem ne diye bir zincir var. Bizim marketlere gelince kadar. Bu zincir marketler gidip üreticiden malı kapatıyor, kendisi getiriyor ve sanki o zincir çalışmış gibi, bir sürü aktarma olmuş gibi bir fiyat belirliyor. Burada çok ciddi bir sıkıntı var. Bir, çok malı kapatıyor, serbest piyasayı engelliyor. İkincisi de fiyatları sanki orada arada birçok zincir uğramış gibi falan yapıyor. Herhalde bununla ilgili. Anlatmayın. O ayrı bir başlık olsun. Tabii evet, ayrı bir başlık. Şimdi buraya affedersin hocam, bölmek için değil ama kiralarla alakalı zannediyorum biraz da iğne ve çuvaldız meselesini hatırlamamız gerekiyor. Bakın geçen bir olay duydum. Çocuklardan biri anlattı. Bir arkadaşının oturduğu evle ilgili ev sahibi Almanya'dan telefon etmiş. Gazetelerde okudum, televizyonlarda seyrettim, kiralar çok artıyormuş. Senin kiran düşük, 2000'i 4000 yapıyorum ya da çık demiş adam. Şimdi bir de işin böyle bir tarafı var. Yani işin serbest piyasa tarafı falan ayrı. Bir de böyle tuhaf, acayip garip bir taraf var. Affedersiniz. Vicdansızlıkla. Yani arz az, talep çok oluyor böyle bir durumda. Üniversitelerin civarındaki evet, evlerde bilhassa. Ve bu muhit fark ediyor. Yani üniversitelerin kümelendiği muhitlerde bir bakıyorsunuz 3-4 kat özellikle yakın yerlerde şey olmuş. Tabii şimdi planlama diyoruz. Evet, önemli bir şey. Fakat üniversite yurtları yani KYK şöyle bir planlama yapamaz. 8 milyon öğrenci varsa örnek veriyorum. 8 milyon yurt yapamaz. Yurt yapamaz. Çünkü biz hep şunu gözlemliyoruz. Öğrenciler geliyor birkaç ay kalıyor yurtlarda veya bir yıl. İkinci yıl efendim evlere çıkıyor ve bu sefer yani öğrenci sayısı kadar yurt dünyanın hiçbir ülkesinde olmaz. Hocam 750 bin, 550 bin, 779'a düşmüş 2019'da düşmüş. Pandemi öncesine bakın yıl ortasında. Azalıyor. Yani bu bizim de üniversitede gözlemlediğimiz bir şey. Dolayısıyla yani buradan bir hani KYK ki KYK gerçekten şu anda belki de dünya çapında en iyi hizmet veren hem fiziki koşullar açısından hem ahlaki veya maneviyat açısından ki buna birçoğu sinirleniyor veya kuduruyor ama manevi danışmanlık hizmeti veriyor mesela. Bana sosyal medyadan da yazı yazanlar var. Arkadaşlarımız bilgi notu olarak düşüyorlar. İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bir ek yazı göndererek bütün valiliklere bir talimatı oldu. Valiler de çalışıyor. Evet. Şu anda İzmir valisi bu dün... Bu anlamda mağduriyetin önüne geçmesi İnşallah, için doğrudan yerleştirmeye evet, katkı sağladığının bilgisi de evet, bundan notunu vererek. Yani Yavuz Köşker Bey, İzmir valisi, Aksaray valisi, Hamza Aydoğdu, Ordu Bursa valisi evet, yani Settar Bey, hepsi Kocaeli valisi yapıyorlar. Fakat hepsi tabii açıklamıyor. Yani konuk evlerini, efendim işte öğretmen evlerini, devlet su işlerinin şeylerini yani bir sefer berlik durumu var. Misafirhane kısmı evet, düzenlenmiş. Öte tarafta işte tabii bizim yani şu anki iktidarın en büyük problemlerinden birisi
biraz Anadolu kültürü ve hani yaptığın işi övmezsin. Pazarlaması. Pazarlamasından ziyade yani üstadım şey Ekrem abi, yani ben yaptım, ben ettim, şöyle bir şey bize biraz ters. Ama öteki taraf işte diyelim şey İmamoğlu mesela bir 600 kişilik yurt açmış, sanki bütün İstanbul'u yurtlara doldurmuş. Yani o sanki yapmış, oraya da bakmak. O tabii lazım. O ayrı şey ki bizim İlim Yayma'dan, TÜGVA'dan, TÜRGEV'den şu anda bile İlim Yayma'da ben şeyim, yönetimdeyim. Elinden şeyi alıyor. Yurtları alıyor. Eline geçirse her yerden atacak ve bunu da gururla söylüyorlar. Cemaatlere, tarikatlara, STK'lara biz barınma imkanı vermeyeceğiz. Nerede vereceğiz? İşte efendim kızlı erkekli yurtlar yapacağız. Tek çünkü onların moderniteden anladığı şey kızlı erkeği bir yerde yatırdın mı bu modernitedir. İçki içermek. İçki içtiler mi? Bir işte yurdun. Bir halkın bileşenleri, örgütlerini entegre edilir. Tabii ederler. Ondan sonra peki. Yani müthiş bir orada bu işleri kullanma, sanki bir böyle mizansen, bir tiyatro oluşturmuş. Az önce Murat Bey söyledi. CHP'nin otobüsüyle. Ya CHP'nin otobüsüyle yurttan öğrenci alıp, yurttan alıyor öğrenci, yurtta kalan öğrenci alıyor CHP otobüsüyle. Gidiyor, yurtta kalamıyoruz, barınma şeyimiz yok diye provoke edip orada bir tiyatro şey yapıyor. Ama halkımız da bunları görüyor. Yani düzelecek bu bir sorun, şu anda görünen bir sorun. Hızlıca da çözülüyor. Ben şikayetlerin çok azaldığını gözlemliyorum ama bizim asıl öğrencilerimizin barınması, yurtlarda kalmasından ziyade hangi koşullarda kalıyorlar? Orada biz gerçekten milli manevi değerlere uygun bir hizmet verebiliyor muyuz? Asıl bence bu soruları tabii ki de sormamız lazım. Abdurrahim Bey, birkaç dakikayla özetlersen sevinirim. Özellikle öğrenciler profiline baktığımızda benim altını çizdiğim bir husus var. Aidiyet duygusu üzerinden öğrenci yetiştirmek. Bu gerçekten yurtların elinde, yani büyüklerin elinde mi olması gerekir? Hayır, her düşünce işte birey özgürdür, istediği gibi düşüncesiyle yetişebilir. Ahlak temel yapısını oturtmazsanız nasıl bir sonuç çıkar yurtlarda? Ahlak temel yapısını oturtmazsanız işte bugünkü sonuçlar gibi sonuçlar çıkar. Yani mesleğini bilmeyen, meşrebini bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen, halini tavrını bilmeyen, tabiri caizse gideceği yolu bilmeyen işte gençlik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla en önemli mesele bir insana ahlakını öğretmektir. Her meslekte öyledir. Yani eğer aidiyet duygusu yoksa, belli bir ahlaki yapısı yoksa o genci neyle muhafaza edeceksiniz? Nasıl? Başkanım böyle söyleyince çok kızıyorlar, onu söyleyeyim. Yani ahlakımız size mi kaldı? İşte şurama dokunma, burama dokunma. Yani biliyorsunuz özellikle öyle bir kesim var. Cımbızla alıp lafları. O manada değil tabii. Herkesin bir ahlak anlayışı var. Ona da karışmıyorum ben de. Ama işte bir eğitim politikaları olması lazım. Yani her devletin şunu söylüyoruz. Yani hükümet de kabul ediyor. Her noktada bir şeyler yaptığını kabul ediyor hükümet ama milli eğitim noktasında çok fazla bir şeyler yapamadığını hükümet de itiraf ediyor. Dolayısıyla gençlikte gittikçe gözlediğimiz bir bozulma var. Yani yapıda bir aidiyet noksanlığı var. Bir düşünmemek tarzı var. Yani tabiri caizse gelenek ve görenekler, tarihini bilmek, milletini bilmek, kendini bilmek noktasında bir eksiklik var. Ciddi bir eksiklik var. Yani ben hep şunu söylüyorum. Biz köylerde doğup büyüdük, yetiştik. O köylerdeki anne babamızın bize anlattıkları şeyleri biz buralarda profesör olmamıza rağmen çocuklarımıza tabii, o irfan intikal ettiremedik. O irfanı intikal ettiremedik. Ailelik aklı. Hocam işin içinde olduğunuza göre. Evet. Şimdi AK Parti işte milli eğitim. Sadece milli eğitim tabii, onlar ilk orta dereceli okullar, milli eğitim, üniversite var. Bütün bu süreçte aksayan nedir? Yani çünkü eninde sonunda mesela AK Parti milli eğitimle alakalı her konuda olduğu gibi işte derslik sayısını, şunu bunu, okulları, teknik imkanları sayısını falan katladı. Buradaki aksayan şey müfredat olduğuna da ben pek inanmıyorum. Galiba öğretmenlerle ya da hocalarla ilgili bir şey mi var sizce? Çünkü 1 milyon 200 bin öğretmen var. Bakan kim olursa olsun, iktidarda kim olursa olsun. Devasa bir kadro. Bizdeki şartları ne kadar kolaylaştırırsanız kolaylaştırın. Burada insana, öğrenciye dokunması gereken öğretmen ya da üniversitelerde hocalar. Bu yani bu milli ve manevi değerlere biraz uzak kalmaları, bazı şeyleri, hatta mesleklerini bile yeteri kadar öğrenmemeleri probleminin arka planı nedir? Bence bu konudaki gözlemleriniz çok önemli. Eğitim felsefesi temelden sakat. Mesela hukukçu yetiştiriyoruz biz.
hukukçu kürsüye oturduğu zaman neyi düşünmesi lazım? Sadece adaleti düşünmesi lazım. Hukukçu kürsüye oturduğu zaman ben şunu korumam lazım diye düşünürse o hukukçudan hiçbir hukuk olmaz, hiçbir şey bekleyemezsiniz. Dolayısıyla eğitim felsefesi yok. Derler ki eğitimciler, eskiden beri bu vardır. Aklın nuru fen ilimleridir. Vicdanın ziyası din ilimleridir. İkisinin imtisacından hakikat bir ortaya çıkar. Dolayısıyla eğer birini bırakırsanız, sırf fen ilimlerini öğretirseniz ondan hile ve şüphe çıkar. Sadece din ilimlerini öğretirseniz ondan da taassup meydana gelir. Onun için bizim eğitim felsefemizde bir problem var. Mesela dediğim gibi hukuk eğitimi yaptıracaksın. Hakim neyi düşünmesi lazım? Kürsüde sadece adaleti düşünmesi lazım. Ama hakim kürsüde ben devletin âli menfaatlerini düşünmem lazım derse anayasa da gitti, temel hak ve hürriyetler de gitti. Yani keşke böyle desem. Başka âli menfaatleri de düşünüyor olabilir. Ona dilim söylemeye varmıyor yani. onu çok artık süfli hale getirmek istemiyorum yani. Başka şeyleri düşünmeye başlayınca bu defa yani şunu söylemek istiyorum. Bizde bir eğitim felsefemiz yok. Peki hocam affedersiniz. Şimdi bakın bu konu bence Türkiye'nin en önemli konusu. En önemli problem. Eğitim felsefesi yok derken bu felsefeyi yani yukarıdan birileri mi oluşturacak? Yani orta kademede öğretim görevlileri falan mı oluşturacak? Öğretmen bu. Yani bir yerde oluşturulması gereken bir şey bu. Evet, oluşturulması gereken şey şu. Evvela hürriyet oluşması lazım. Üniversitelere siz yazı yazarsanız bir profesör şu işte şeylerden yetki almadan, izin almadan beyanda bulunamaz, hiçbir konuda beyanda bulunamaz derseniz, hukuk fakülteleri çıkarılan kanunlarla ilgili, tüzüklerle ilgili, bilmem nelerle ilgili dut yemiş bülbül gibi hiçbir rektör, dekan çıkıp da bir şey söylemezse, hiçbir ana bilim dalı başkanı bir açıklama yapmasa, o memlekette yani hürriyeti tam hakkıyla yerleştirememişseniz eğitim olmaz. İslam alimleri, bu ilginç bir bakış. Çok, tabii İslam alimleri derler ki hep söyleyip duruyorum, dilimde tüy bitti. Kur'an'ın 4 esası vardır derler. En önemli esaslarından birisi de adalettir. Biri tevhid, biri nübüvvet, biri haşir, biri de adalet. Bu burada affedersiniz. Adaletin de burada olabilmesi için hürriyet lazım derler. Eyvallah. Ama bakın şimdi burada her hürriyet. Her şeyin temelinde hürriyet. Doğru. Ama Türkiye'de 2021 senesindeyiz. Yani işte doğduktan beri bu ülkede yaşıyoruz. Hürriyet konusundaki problem, benim anladığım şöyle bir şey vardır. İyi niyetli olan için hürriyet sınırsızdır, sonsuz. Evet. Bu hukukta profesör de olabilir, işte teknik üniversitede bilmem ne de olabilir, lisede öğretmen de olabilir. Evet. Niyet iyi olduğunda hizmeti ya da memleket evlatlarını düzgün bir şekilde yetiştirmek niyet olduğu zaman hürriyetle alakalı sınır yok. Benim bildiğim hürriyetle alakalı, hürriyet olmadığıyla alakalı şikayetlerin çok kötü bir noktası var. Nedir o? Adam ülkeyi ihanet etme hürriyeti istiyor. Bir dakika, öyle hürriyet olmaz. Yani basın hürriyeti yok diyor. Ne demek yok? Ya işte mesela çok açık örneği Can Dündar. Adam Big Tırları meselesinde ortalığı karıştırıyor. Almanya'ya kaçtı. İngiltere'de BBC'ye çıkıyor. Orada bunu savununca BBC sunucusu diyor ki bir dakika diyor ya. Devlet sırrı diye bir şey vardır. Bu senin yani benim söylediğim hürriyet o hürriyet değil. Peki. Şimdi, buradaki eksik olan hürriyet. Eksik olan hürriyeti ben anlatayım vaktiniz olursa. Şöyle bir şey yapacağız. Bu biraz uzun sürecek. Ben kısa bir ara vereyim. Ondan sonra sizden tekrar dinleyelim, olur mu? Peki, kısa bir ara, bizden ayrılmayın. Efendim, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekrem Bey, özellikle Abdurrahim Karslı hocamıza bir iki hususu vardı. Sormak istedi, ona bir uzun cevap olur diye. Reklam arasına gittik, bölünmesin diye. Hocam buyurun. Ekrem Bey, siz tam neyi sormak istediniz, isterseniz tekrarını alalım. Yani mesele şu, eğitim sistemi ya da milli eğitim, işte üniversiteler falan filan şikayetçi olduğumuz birçok hususlar var. Herkes şikayetçi. Altını çizdiğimiz şey ne? AK Parti iktidarı da 20 senedir yapıp ettiği birçok şey yanında milli eğitimde arzu ettiği mesafeyi almadığını söylüyor. Buradaki problem şu. Aslında fiziki olarak yapılabilecek birçok şey yapıldı, yapılıyor falan da ama eninde sonunda netice olarak karşımızda bir çok hoş olmayan bir tablo var. Buradaki mesele şu. İşte eğitim felsefesi dediğiniz şey pratik olarak neler yapılabilir? İlkokul, ortaokul, lisede, işte üniversitede nasıl yapılabilir, nasıl yaklaşılabilir? Ama asıl mesele galiba şu. 1 milyon 200 bin ilk ve orta dereceli eğitimde öğretmenlik yapan insanları bununla nasıl kanalize edebiliriz? Üniversitede de herhalde 200-250 bin civarında eğitim öğretimle uğraşan insan var. Bunları buna nasıl kanalize edebiliriz? Bence esas soru bu galiba. Doğru. Bu konuda bence peki, tecrübeleriniz önemli. Evet. Buyurun hocam. Yani bir eğitim felsefemizin olması lazım. Neyi öğreteceğiz, nasıl öğreteceğiz?
Bu birçok yerde yok. Yani ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitelerde de demin de söylediğim gibi mesela ben 3. sınıfta muhakeme hukuku anlatıyorum talebelerime. 4. sınıfta icra iflas hukuku. Muhakeme hukuku bir dava nasıl açılır, delil nasıl toplanır, hüküm nasıl verilir ama muhakeme hukukunu anlatmadan önce muhakemeyi anlatırken muhakeme nedir yani muhakeme o zaman ben yani diyordum ki muhakeme herkesin hukukçu olsun olmasın kendinden başlar. Bu burada affedersiniz biraz önce arada konuşurken evet. Burada sorduğum soruyu seyircilerimiz anlasın diye tekrar soracağım. O zaman mesela muhakeme dediğiniz şey mantık temelli bir şey. Kesinlikle öyle. O zaman mesela orta öğretimde, liselerde mantık dersinin olmayışı bir problem mi? Çok ciddi bir problem evet. Yani. Bir de demin söylediğim gibi yani bir insanda tahlil ettiğiniz zaman iki özellik vardır. Birincisi kalbi özellik, ikincisi aklı özellikler. Her ikisine de hitap eden bir eğitim yapmanız lazım. Sadece akla veya sadece kalbe hitap eden bir eğitim yapmamanız lazım. İkisi beraber gitmesi lazım. Talebenin himmeti yani uçak nasıl iki kanatla uçar, kuş nasıl iki kanatla uçar? Bir insanın da tam himmetinin ortaya çıkabilmesi için, özelliklerin ortaya çıkabilmesi için, insan olma mahiyetinin özelliklerini ortaya koyabilmesi için her iki yönden de tatmin etmeniz lazım. Bizim mesela hala işte diyelim ilkokul, ortaokul ve lisedeki eğitimimizde yani bizim kendi felsefemize ait, bizim yapımıza ait bir eğitim sistemimiz yoktur. Hala Batı kökenli bir eğitim vardır. Hukuk fakültesinde de öyledir mesela, fakültelerde de öyledir. Dolayısıyla kendimize ait bir eğitim sistemimizin olması lazım. Bunun içinde temel eğitimlerden olan mantık, felsefenin ağırlıkta olması lazım. Birçok üniversitede bu yoktur mesela, bunun temelini tartışmayız. Bir de nedensellik sonuç ilişkileriyle bir eğitim sistemimiz yoktur mesela diyelim. Yani bir hukuku anlatmaktan önce bir hukuk mantığı işte. Bir talebe yetiştirirken, hukukçu yetiştirirken neye yönelik yetiştireceksiniz? Neyi koruyacak? Hedefi nedir? Onun temel yapısı nedir? Yani hakim olmanın, mecellede hakim olmanın şartları var. Yani hakim fehi, metin, mekin ilahir sayar böyle hakim olmanın özellikleri. Biz talebeye şekli dersleri veririz. Bilmesi gereken tabiri caizse enformasyon derslerini veririz ama diğer noktalarda... Bu da Batı kültürüne göre değil mi? Batı kültürüne göre. Oradan aldığımız zaten hukukun çoğusu oradan aldığımız, iktibas ettiğimiz hukuktur. İktibas ettiğimiz hukuku anlatırız. Ama hukuk mantığı ile ilgili, hukuk felsefesi ile ilgili doğru dürüst bir çalışmamız yoktur. Peki müfredat dediğimiz şey, üniversitelerden bahsedelim. Evet. Diğer okullar da belki geçerli. Evet. Diğer okullar hadi orta öğretim belki biraz daha kolay. Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Evet. Bu arada bildiğim kadarıyla müfredata bakan talim terbiye kurulu. Onlarda evet. Değişiklikler falan oldu inşallah. Yapıldı. Bir şeyler olur. Üniversitede şöyle bir şey var mı? Bunu belki iletişimciler bana kızacak ama bu Anadolu'da yaptığımız toplantılarda isim de vererek söyleyeceğim. Yavuz Donat Ankara'daki toplantımızda bir konuşma yaptı. Muhteşem bir konuşmaydı. Dedi ki Türkiye'de 70 tane iletişim fakültesi var. Bunların bazılarında gazetecilik yok ama işte reklamcılık şubu falan var. Ama buralarda çocuklara iletişim yani gazetecilikle alakalı öğretilen şeyler sınırlı. Halbuki en azından o dersleri anlatanlar ki ben de iletişim mezunuyum. En azından onlar bu konuyu bilseler, bilerek anlatsalar, gazetelere götürseler, getirseler, mektepli olmanın yanında biraz alaylı olsalar falan gibi bir şey vardı. Burada yalnız akla gelen şöyle bir şey var. Üniversitelerde kalıplaşmış bir yapı var. Bu yapı içerisinde bir tür kast sistemi gibi bir şey. Kesinlikle öyle. Bu maalesef birçok yerde var. Burada sanki var olanı bir şekilde sürdürmek, oraya kesinlikle yeni bir şey ilave ettirmemek ve bunu böyle devam ettirmek gibi bir anlayış var. Amaç ne? Bu nasıl kırılabilir hocam? Bu nasıl kırılır işte? Hakikaten bizim YÖK'ün oturup üniversitelerle birlikte bunu düşünmesi, bunu konuşması lazım. Peki size göre YÖK hala... Kırmayı düşündüğünüz, yani diyelim ki kast sistemini bozmayı düşünüyorsunuz ama bunu o sistemin içindeki kişilerle konuşmak zorundasınız. Bu bir problem galiba. Tabii ki yani şimdi bazı böyle benim tabiri caizse kendi alemimde düşündüğüm sert tedbirler vardır. Mesela devlet üniversiteleri de buna dahil. Yıllardan beri diyelim İstanbul Üniversitesi demin söylediğim gibi en eski üniversitelerden birisi. Hukuk fakültesi de en eski hukuk fakültesi. Evet. Ama bana verseler hukuk fakültesinin yetkisini, sistemini sil baştan değiştiririm. Yani
Çünkü bu hukuk fakültesinden çıkan birisi hukuk mantığıyla hareket etmez. Bir hafta barınamazsınız. Bir haftanın sonunda üniversitedeki diğer meslektaşlarınız tarafından yani ona da sırt dönenler hayır, olur mu? Böyle bir hocam yapamazsınız bunu. Denediğiniz zaman önce yan sınıftaki bir başka öğretmen sizinle ilgili bir asılsız ihbar uydurur. Dekanınız der ki, hani şu anki üniversitenizi kastetmiyorum, hani genel manada der ki, sen ne yapıyorsun ya? 40 yıllık bir sistem var burada. Sen bunu nasıl değiştirirsin? Aslında bu suyu nasıl bulandırırsın? Aslında, hocam da müsaade etmezler. Murat olumsuz yaklaşıyor. Eyvallah, haklı aslında. Bir şey diyemem ama ben de şöyle bir şey düşünürüm. Milli Eğitim Şurası galiba yakında toplanacak. Evet. Mesela bu şura için doğrudan hocam siz hazırlansanız bu konuyla alakalı. Yani bunun artısı eksisi bir beyin fırtınası yaparak neyi söylersem ne gibi tepkiler alırım buna karşı ne söylenebilir falan diye. Mesela derli toplu bir sunum hazırlasanız oraya büyük ihtimalle katılabilirsiniz. Evet. Mesela burada bunu takdim etseniz. Çünkü kendi haline bırakırsanız değişmeyecek. Hı. Ama birisi bir yerden müdahale ederse bence değişebilir. Bir örnek vermek istiyorum. Birileri önce olması gerekiyor. İsim vererek de verebilirim. KonTV, Konya seyahatinde KonTV ziyaret ettik. Oradaki arkadaşlarla görüştük. Ahmet Bey, kendisi avukattır. Yönetim kurulu başkanı zannediyorum. O bir şey anlattı. 94'te kuruluyor KonTV. Bir vakıf olarak kurmak istiyorlar. Fakat mevzuat müsait değil. Diyor ki ben yıllarca bir vakfın yayın yapabilmesinin doğru bir şey olduğunu inandığım için ve bu işin daha çok öncelik vakıf olarak yapılabileceğini inandığım için tam 24 sene uğraştım. Ağzından girdim, burnundan çıktım, kapıdan kovdular, bacadan girdim falan filan. Ve en sonunda diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda hazırlanan bir kanunun bir yerine vakıfların yayın yapabileceğine dair maddeyi oraya ilave ettirdim. Dolayısıyla biz şimdi biz vakıfız diyor. Çok güzel. Bir başka örnek hocam. Bu örnek biraz muhayyel olabilir. Araştırmadım çünkü ama akla yakın geliyor. İstanbul Boğazı, Boğaz Köprüsü 73'te açıldı. Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Ben de hayal meyal hatırlıyorum. O köprünün Anadolu tarafından köprüye gelen yol eskiden biraz böyle slalom yapar gibi bir yoldu. Şimdi tatlı bir kavis var, tatlı bir yay var. Rivayet edilir ki bir polis memuru, trafik polisi Boğaz Köprüsü'nde görevli. Sürekli o trafiğe bakıyormuş. O belki özel bir görevi var. Demek pencereden falan mı bakıyordu? Bir gün oradaki yetkililerden birine diyor ki ya diyor bir yolunu bulsak da şu yolu şu slalom yapar halden kurtarıp buraya tatlı bir kavis versek trafik rahatlar. Hadi canım sen de falan. Bu adam bıkmadan usanmadan 15 sene kiminle karşılaşırsa ona bunu anlatmış. En sonunda galiba karayolları yetkililerinden birine de bunu söyleyince adam da bakıyor. Haklısın ya diyor, bu konuyu bir çalışalım ve yolu hale geliyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Israr. Şunu söylemeye güzel çalışıyorum. Evet. Hani Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca derdi ki bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Ama işte bakın o yolda bir hasım yoktu. Ama burada bakın 3 senede Milli Eğitim Bakanı görevden ayrıldı. 3 sene önceki fotoğrafıyla şimdiki fotoğrafını koymuşlar. Adam çökmüş. Uğraştığı şey neydi biliyor musunuz? Öğrenciler değil. Uğraştığı şey eğitim bürokrasisiydi. Mücadele. Lobby. Bakın eğitim bürokrasisi. Ben üniversiteden mezun oldum. Şunu çok iyi biliyordum. Lasful iletişim modeli, Berlo iletişim modeli, Shannon iletişim modeli. Bakın hepsi iletişim modelleri. 11-12 tane. Oscott iletişim modeli, Aristo iletişim modeli, doğrusal iletişim modeli, yatay iletişim modeli. Ama üniversiteyi bitirdiğimde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, trafik kazası haberini yapamıyordum. Ya. Ama iyi bir akademisyen olabilecek kadar iletişim modellemeleriyle alakalı bilgi sahibiydim. Şimdi bu sıkıntı. Bir başka sıkıntı ne? Ahlak ve maneviyatla alakalı. Hı hı. Mesela Cumhurbaşkanımız diyor ki dindar bir gençlik istiyorum diyor. Bir grup diyor ki olmaz yapamazsınız. Eğitim bürokrasinin içerisinde o grup. Geçen gün bir imam hatipte, İstinye imam hatipte ezan okundu diye cuma vakti. Cumhuriyet Gazetesi'nde manşetinde görüyorsunuz. Eğitim Sen denen bu ülkenin köklü bir eğitim camiasını temsil ettiğini söyleyen bir STK'nın. Hatta STK vasfının da ötesinde aslında eğitimcilerin bizatinde oluşturduğu sendikada ne diyor ki? Laiklik elden gitti, bitti, öldü. Laiklik, laik Türkiye'ye geçmiş olsun diyor. Niye? Bir lisede imam hatipte, üstelik ilgili bir imam hatipte cuma vakti ezan sesi duyulmuş diye. E şimdi ahlak ve maneviyat nerede? O üniversitede aldığım iletişim dersinde Berlo modeli, şu modeli, bu modeli. Hayatın neresinde bu? Hiçbir yerinde.
Bakın akademik anlamda bir şey ifade edebilir ama ben gazeteci olacağım. Ben akademisyen olmayacağım ki üniversitede. Bunların hiçbirini kullanmadım. Peki. Hayatım boyunca Berlo modelini kullanmadım ama mezun olduğumda trafik kazası haberini yazamıyordum. Bakın son cümle bitireceğim. Buraya üniversite mezunu, üstelik Türkiye'nin de en etkili üniversitelerinden biri iletişimde. Stajyer geliyor. Staj yapacak. Diyor ki benim pozisyonum ne olacak şimdi dedi. Dedim ama ben istifa edeceğim haber müdürlüğünden. Sen benim yerime geçeceksin. Ben de staj görmeye devam edeceğim dedi. Ne olabilir senin pozisyonun? Yani hani şeyde abi, hani mahsulün de sorununa bakıyor, görüyorsunuz değil mi? Hani mahsul bu. Yeni yetişmiş, yeni taze bir beyin. Benim şeyim ne olacak makamım? Bekliyor ki bilgisayar kurulmuş, bir yerim birim müdürü olacak. Bence peki, bunlara takılmamakta fayda var. Bir dakika, kısa, bir dakika. Bence en önemli konu bu. Bunlara takılmamakta fayda var. Benim okuduğum dönemde de okulumda kaç talebe vardı bilmiyorum. 76'da girdim ben işte iletişim gazetecilik bölümüydü. Onlardan şimdi sağa sola baktığımda birkaç kişi anca görebiliyorum. Öyle. Şimdi işi ciddiye alan, ben meraklıydım. Milliyet Türk Talebe Birliği'nde gittim, bir gazetenin başına geçtim ve bir yandan okulda okurken bir yandan da bunu öğrendim. Ve iyi de öğrendim. Şimdi buradaki meselemiz şu. Şu anda Türkiye'de basın ilan kurumu kayıtlarına göre 9600 tane basın kartı sahibi gazeteci var. Çalışan, fiilen. 9600. İlkincidir, bunlardan sadece 1100 tanesi iletişim mezunu. Sadece 1100 tanesi iletişim mezunu. İşte birkaç yüz tane ilkokul var, 2000 küsür tane lise mezunu var falan falan falan. Burada alaylılık ağır basıyor. Benim derdim şu. Yanlış giden bir şeyler var. Yanlış giden şeylerle alakalı mutlaka birinin bir yerden hani kral çıplak denilmesi lazım. Türkiye'nin 2021 senesindeki durumu da hocam, esbaba tevessül edilirse uygun şekilde fizibil bir takım teklifler hazırlanabilirse bunların gerçekleşme şansı eskiye nazaran çok yüksek. Bu konuda ben de üzerime düşeni yapmayı görev olarak addediyorum. Siz mesela hukukla alakalı düşündüğünüz şeyi bence bir hazırlayın. Bu belki sizin çalışmalarınızın zekatıdır da. Olabilir. Bir niyet edelim. Güzel bir sonuç. Olabilir. Güzel bir sonuç. Teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam'a ben bir üniversiteler üzerinden... Ankara'yı unutmayalım bu arada. Ankara'yı unutmayacağım. Ankara'ya söz verdiğimde biraz uzun söz vermek zorundayım. Çünkü oradaki o dezavantaj kısmı üzerinden biraz zaman ayırmamız gerekiyor. Üniversitelerde Ekrem Bey'in özellikle hocama örnek model üzerinden size de sormak isterim. Sakat yönü ne? Yurtlar üzerinden başladık ama öyle bir noktaya geldik ki can alıcı kısmı. YÖK üzerinden Sayın Genel Başkan söz söylemedi. Ama 82 Anayasası'nın sakat çocuğu olan YÖK sisteminin halen bu ülkede ayakta kalması ve bunun üzerine daha çok özel veya daha önemli bir kurum olarak belki yeniden revize edilmesi gerekirken en çok eleştirilen konuların başında geliyor. Bunu kimse tartışmıyor. Peki asıl eğitim sistemimizdeki sakatlık ne size göre? Yani şimdi... Biraz ağır mı oldu? Ya biraz ağır değil. Bu böyle bir oturumda hani asıl sorun ne dediğimizde hani böyle yekten verilecek bir cevap yok. Tabii şimdi insan değişiyor, toplum değişiyor. Çağ hızlıca insanı farklı noktalara götürüyor. Ve ailede bile şimdi eskiden... kuşaklar arası fark babayla oğul arasında veya dedeyle torun arasında en yakın fark bu kadar oluyor. Şimdi kardeş arasında 3 yılda 4 yılda bir kuşak dediğimiz o jenerasyon farklılığı ortaya çıkıyor. Yani birbirini anlama noktasında bu farklılıklar ortaya çıkıyor. Hatta şimdi tanımlamalarda yapılır X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı diye. Burada bizlerin hocalar olarak, üniversitedeki akademisyenler olarak öğrenciyi anlama ve tanıma, onun duygu dünyasına, zihin dünyasına, onun efendim paradigmasına, bakış açısına kanalize olma veyahut onu yakalama noktasında ciddi şeylerimiz var, eksiklerimiz. Şimdi ben hani hocam da profesör, değerli meslektaşlarımız da alınmasınlar, kendimi analiz olsun diye bir şey yapacağım, bir örnek vereceğim. Birisi, kendimi kurban ediyorum. Kendimi edeceğim. Yani. Sepetli balonla birisi Kapadokya olsun geziyormuş işte. Yolunu kaybetmiş. Balonu biraz aşağıya indireyim de şu alttaki bisikletliye bir sorayım, neredeyim ben diye düşünmüş. Balonu indirmiş böyle bir 10 metre kadar, seslenecek kadar bir mesafeye ve aşağı eğilmiş sepetten. Demiş ki beyefendi ben neredeyim demiş.
Demiş ki siz balonun içindesiniz demiş. Peki demiş balon nerede? Benim üstümde demiş. Peki demiş siz neredesiniz? Ben de balonun altındayım. Demiş ki ya tamam biz anlaşamayacağız herhalde. Bir sorun var demiş. Siz peki profesör müsünüz? Evet demiş. Nereden anladınız? Vallahi demiş. Söylediğin her şey doğru ama şu anda hiçbir işime yaramadı. Şimdi bundan kurtulmamız lazım. Akademisyenler olarak yani... Ya Ahmet Hocam kendinizi kurban etmeseydiniz şimdi dedim bu örnekle. Yapacak bir şey yok. Yani bu üniversitede evet okuyan öğrenciler veya diğer şeyler tarafından. Yani burada bir eleştiri anlamında değildi. Bizim güncel sorunlara özellikle sosyal bilimlerde yani kuramlardan, felsefeden evet etkileneceğiz, bunları anlayacağız ama mesela bir gencin psikolojisi nedir? Bunu yakalamamız lazım. Bunu sadece üniversitedeki hoca değil, sorunun evdeki... kaynağına inmemiz. Tabii yani onu eğer bir yerde bir problem varsa önce onun dünyasına empati dediğimiz şey. Biz biraz bunu şey yapmakta, yakalamakta geç kalıyoruz. Evde de aynı şey geçerli. Yani anne baba dediğim gibi kuşak çok hızlı değişiyor. Hani bir Said'in zannedersem Said Ercan'ın. Bizler diyor dijital göçmenleriz yetişkinler olarak. Çocuklar da dijital yetimler. Yani onlar aslında anne babasız büyüyor. Onlar ilim, irfan, medeniyet, kültür noktasında aileden bir şey alamıyor. Nereden alıyor? Tabletten, telefondan, internetten. Babayla annenin durumu ne veya üniversitedeki hocanın durumu ne? Onun da durumu dijital göçmen. O da bir şeylere adapte olmaya çalışıyor, yakalamaya çalışıyor ama o hız o kadar yüksek ki o fark giderek açılıyor, makas açılıyor. Bence Türkiye'deki en temel sorun bu. Belki birkaç yıl sonra şimdi artık çocuk buradan oturduğu yerden Amerika'daki bir üniversiteden mezun oluyor açık öğretimle. Yani teknoloji. Tabii artık yani okul felsefesi değişecek, eğitim felsefesi, eğitim paradigması artık hala daha oturtturup karşımıza çocukla birebir ben anlatayım o dinlesin değil de daha mesela bunu Japonlar çok iyi yapıyorlar. Japonlar yaparak yaşayarak öğrenme. Önce ilkokulda çocuğu alıyor, Hiroşima'ya götürüyor. Sonra Samsung'un fabrikasına götürüyor. Bak diyor 50 yıl önce biz böyleydik ama diyor çalıştık böyle olduk. Eğer buradaki gibi çalışmazsak tekrar bizim Nagasaki, Hiroşima gibi olmak şeyimiz var. Devlet büyüklerine söylediğim önemli sözlerden biri ne olursunuz Doğu ve Güneydoğu'da özellikle bunu AK Parti döneminde kısmen yapıldı ama devamını getiremediler. Şu Çanakkale'yi veya Birinci Dünya Harbi'nin ana sebeplerinin bu millete bedelinin ve ağır faturasının ne olduğunu. O güzel ama geçenlerde sosyal medyada bir şey gördüm. O daha güzel. Diyor ki Japonya'dan örnek verdi ya hocam. Şimdi Japonya'da kanji diye bir okuma metodu var. Yani 60 yaşında bir profesörsünüzdür. Hala okuyamadığınız bölümler olur. Aşağı yukarı çapraz giden harfler vardır. Bizdekiyle Japonya'dakini mukayese etmişler. Çok güzel bir mantıkla bir şey söylüyor. Dünyanın bir başka ülkesi var mıdır ki bir alfabeyi terk ettirdiği ve kitlesine unutturduğu için onu da bayram olarak. Bu da ayrı bir şey. Şimdi bizde tam yenisini öğretmek. Şimdi Japonya'ya dönüp bakıyorsunuz kendi alfabesi var. Onun dışında Latin alfabesini de kullanıyor. Yani kendikini unutturmamış kullandığını gidip 1000 yıl önce ölen dedesinin mezar taşında yazanı da okuyabiliyor. 800 sene önce kendi devlet büyüğünün arşivindeki yazıyı da okuyor. Biz bırakın o yazıyı okuyabilmeyi bugün. Onları da toplayıp Bulgaristan'a ithal kağıt gönderiyoruz diyerek geri dönüşüm için göndermişiz. Yani sorun bu da. Bununla alakalı bir ilavede bulmak istiyorum. Bir de biraz duyuru gibi olacak bu. Ticari taraf olmadığı için problem olmaz. Alev Alatlı'nın Kapadokya Üniversitesi ekibiyle beraber yürüttüğü bir çalışma var. Batı'ya yön veren metinler falan değil. Şimdi bir de bize yön veren metinler diye ben 3 cildini gördüm. Selçuklu döneminden başlıyor. Osmanlı dönemi yakın döneme kadar gelen metinler. 2 cildinin işte bazı sayfalarına falan filan baktım ve aklım durdu. Muhteşem bir çalışma. Niçin? Mesela işte 1300'lü yıllarda çarşı pazar işi nasıldı? 1400'lerde nasıldı? 1700'lerde ne yapılıyordu? 1800'lerde nikah şu bu işleri nasıl görülüyordu? Muhteşem bir şekilde seçme metinler Osmanlıcayı okuyamadığımız için oradan alınmış ve hakikaten bize yön veren yani kültürümüze, toplumumuza yön veren metinler olarak. Dolayısıyla Kapadokya Üniversitesi'ni zannediyorum Kültür Bakanlığı da bir şekilde bastonu. Şu anda tam net hatırlamıyorum ama
Alev Alatlı'nın editörlüğünü diyelim yaptığı, bize yön veren metinleri bence bu konuda kafa yoran, düşünen insanların bir görmelerinde, onu şöyle bir ciddi manada tetkik etmelerinde fayda var. Yani biz neymişiz sorusunun cevabı orada herhalde güzel bir şekilde. Bir hukukçu, Yargıtay'ın sistemi açıldı. Bir hukukçu girip Yargıtay'ın sisteminden içtihatları tek tek okuyup bakıp inceleyebiliyor. UYAP üzerinden girip daha farklı dosyaları da inceleyebiliyor. Şimdi siz diyorsunuz ki Alev Alatlı'nın bu şeyi temin edeceğim, okuyacağım. Kesinlikle okunmalı. Ama bir de düşünün, arşivler açılmış. Siz o açılan, sınırlı da olsa, o arşivlerden kendi dilinizle anladığınız, yazabildiğiniz, bakın ben Latince olmasın demiyorum, kesinlikle öğretilmeli, ötesine de geçilmeli, İngilizce, üzerine bir de Fransızca öğretilmeli, Almanca öğretilmeli, ama ben en basit örneğini söylüyorum. Dedemin mezar taşını okuyamıyorum. Niye? Orada çok güzel bir nasihat var, okuyamıyorum. Osmanlı'nın yazışmalarını okuyamıyoruz. Nereden okuyoruz? Peki. Fransız almış, çevirmiş. Biz Fransız'dan tekrar Türkçe'ye tercüme etmişiz oradan. Arkadaşlar, konu özelinden kopmasın. Peki, bir Ankara'ya tekrar Mehmet Bey'e ben söz vereyim. Altınöz Beyefendi'ye. Mehmet Bey, özellikle yurtlar kısmı üzerinden başladık ama Ekrem Bey, özellikle bizim yaramız olan eğitim üzerinden nereden sıkıntı var? Müfredattan tutun birçok kısmını açınca genelde meşveret sorunudur bu. Siz ne diyorsunuz bu yurt bağlamındaki son sözleriniz? YÖK'le ilgili de varsa bir düşüncenizi alayım. Ondan sonra hemen diğer başlıklara geçeyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle gençlerimizin, Erbakan hocamızın 1969 yılında Milli Yürüyüş Hareketi'nin lideri olarak çıkış yaptığı zaman belirttiği önce ahlak ve maneviyat. Orada Ekrem Kızıltaş abimiz var. Erbakan hocamızın çok güzel bir kitabını neşretti kendisi. Hepimizin hocası Erbakan diye. Orada da zaten bunları Ekrem Kızıltaş abimiz zikrediyor. Ahlak ve maneviyatsız herhangi bir şeyi icra edebilmemiz mümkün değil. Bu sadece önemli. Eğitimle alakalı değil. Ekonomiyle alakalı, adaletle alakalı, çevreyle alakalı, ahlak ve maneviyat olmadan bir insanın çevre bilincinin de olması mümkün değil. Örneğin bakıyorsunuz, en eğitimli insanlar, en iyi okullardan mezun olan insanlar arabasından çok affedersiniz kül tavlasını sokağa dökebiliyor. Yani eğitim önce ahlak ve maneviyatla başlıyor. Siz bu bilinci gençlere verebilirseniz, topluma verebilirseniz, kaldı ki eğitim sadece çocuklarla, gençlerle alakalı da değil. Bir insan vefat edene kadar eğitim devam ettirebilmeli. Örneğin anne baba eğitimi bazı belediyelerde görüyorum, ben çok takdir ediyorum. Anne baba eğitimi veriliyor. Bazı anneler babalar diyorlar ki Allah Allah, yani biz bunca yıldır anneyiz babayız ama çocuğumuza yanlış davranıyormuşuz. Bazı yanlışlarımızı görme imkanı bulduk. Bu şekilde bundan sonra en azından eksiklerimizi gördük, yanlışlarımızı gördük. Bundan sonra daha iyi bir anne baba olmayı temenni etmiş durumdayız diyerek kendileri de bu eksiklerini, iyi yönlerini ve artılarını görmüş oluyorlar. Ahlak ve maneviyat biraz önce söylediğimiz gibi her yerde geçerli. Sadece biz ezberci bir eğitimle yola çıkarsak bunun sonuçlarını da görebiliyoruz. Yani öğrencilerimiz ne yapıyorlar? Not ortalamalarını yüksek tutmak için çalışıyorlar. Ezberci bir sistem. Hatta şöyle söyleyeyim, bakın mesela insanların özgeçmişlerine. Baktığınızda Türkiye'de İngilizce bilmeyen insan yok. İnanın herkes İngilizce biliyor. Ama sorsanız adınız ne, what is your name deseniz acaba kaçı doğru cevap verebilir? İşte how many people are there in your family deseniz inanın ben İngilizce biliyorum diyen insanların %99'u cevap veremeyecektir. Ben adım gibi eminim. 15 yıl İngilizce öğreniyorsunuz. Fakat daha sonra insanlarla bir hasbihal edecek kadar İngilizce konuşamıyorsunuz. Zaten yazmayı bırakın, yazma söz konusu değil. Ama siz ortaokuldaki veya lisedeki bir gencimizi kapalı çarşıya verin. Bizim genel başkanımız bunu çok güzel ifade ediyor. Kapalı çarşıda bir esnafı yanına veriyorsunuz. 3 ay içerisinde yaz tatilinde 3 tane dil öğreniyor. Bülbül gibi şakıyor. Yani baktığınız zaman aslında eksiğimiz çok fazla, yanlışlarımız çok fazla. Eğitim sistemimizi tekrar tabii ki önümüze koymamız lazım. Tabii bunu yaparken de sadece iktidar partilerinin işi değildir eğitim. Türkiye'de siyaset yapan tüm partilerin, aynı zamanda üniversitelerin, bizim çok kaliteli insan kaynağımız var. Bir ülkenin en büyük gücü nedir? İnsan kaynağıdır.
Biz aslında Türkiye olarak dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesiyiz. Bunu inanarak söylüyoruz. Çünkü bizim altyapısı olan bir insan kaynağımız var. Geçmişten gelen, tarihten gelen bir genimiz var. Bir altyapımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmesi gereken bizleriz. Ben sizinle bir istatistik paylaşmak istiyorum. İngiltere'de en son yayınlanan Times Higher Education dergisinde dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye'den sadece bir tane üniversite yer almış. Kriterler neler? Bilimsel araştırmalar, uluslararası çalışma ve konumları, gelirlerindeki artışlar dikkate alınmak suretiyle 500 tane üniversite içerisinde Türkiye'den bir tane üniversite var. Ne kadar acı. Yani 207 tane üniversite kurmuşuz ama bir tanesi girebilmiş. Tabii başka kriterler de var. Bu kriterlere göre de başka giren üniversitelerimiz var. Bizim ahlak ve maneviyat deyince şu anda 20 yıldır iktidarda olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de Erbakan hocamızın talebeleri olmak kaydıyla baktığınız zaman muhafazakarız diyorlar, muhafazakar demokratız diyorlar. Ama AK Parti döneminde, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında görüyoruz ki örneğin bir RTÜK, Radyo Televizyon Üst Kurulu. İnanın şimdi biraz önce CHP'den bahsettik. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsaydı ve şu anda televizyonlardaki dizileri gösterseydi, inanın Cumhuriyet Halk Partililer sokağa çıkamazdı. Yani bu ülke imanlı bir ülkedir. Ahlak ve maneviyatı öncelik olarak önüne koyan bir ülkedir. Böyle bir toplumdur. Erbakan hocamız derdi ki, milli görüş demek bu milletin aslıdır, özüdür, ruh köküdür, kimliğidir derdi. Milli görüşçü ne demek? Maneviyatçı olmak, nefis terbiyesini esas almak ve hakkı üstün tutmak. Şimdi aslında bunlar eğitimin umdeleri. Erbakan hocamız bunu en güzel şekilde söylemiş. Hatta ne demişti Erbakan hocamız? Bir milletin en büyük gücü tankı, topu, tüfeği değildir, imanlı evlatlarıdır demişti. Şimdi bunları hepimiz hayatımızda müşahede ediyoruz. Peki gelelim şu andaki şartlara. Gençlerimizin eleştiriyoruz. Gençlerimiz niye böyle diyoruz? Aslında biz gençlerimizi dinlemiyoruz. Biz gençlerimizi dinlediğimiz zaman gençlerimiz gerçekten çok güzel konuları ifade ediyorlar. Biz gençlerimizle gerek partimizin gençlik teşkilatında gerekse gittiğimiz illerde gençlerle oturup konuşmayı gerçekten önemsiyoruz. Bizim genel başkanımız da genç bir insan. Özellikle gençlerle alakalı da çok hayırlı çalışmalarımız var. Bunları biraz sonra tekrar yapmış olduğumuz Biz Türkiye'yi Biliyoruz kitabıyla da paylaşmak istiyorum. Biraz önce RTÜK'ten bahsettik, dizilerden bahsettik. Şimdi siz bir genç düşünün, Türkiye'de yaşıyor. Tabii ki dizileri seyrettiği zaman standartlar çok yüksek. Dizilere bakın lütfen. Yakışıklı gençler. Bakıyorsunuz holding sahibi 25 yaşında, 30 yaşında gençler. Kapıda onlarca korumalar, en lüks arabalar, en güzel jetler, en lüks villalarda yaşıyorlar. Villalarda yüzme havuzları 2 tane, 3 tane. Peki böyle bir Türkiye var mı? Maalesef böyle bir Türkiye yok. Böyle bir Türkiye konuluyor insanların önüne. Gençler buna özeniyorlar. Biraz önce Murat Alan Bey'in söylediği gibi stajyer geliyor, benim konumum ne diyor? Çünkü siz insanlara bunu gösteriyorsunuz. İnsanlar da standartlarını çok yüksek tutuyor. Bizim dizilerimizdeki baktığımız zaman şartlara, bugünkü AK Partili kardeşlerimizin biz muhafazakarız demelerini de dikkate almak suretiyle söylüyorum. İnanın bu dizilerin ailece seyredilebilmesi mümkün değil. Siyaset de yaptığımız için biz bu dizileri seyrediyoruz. Örneğin Mehmet Yemekteyiz Bey, programı var. Yemekte bu yemeklerle alakalı programlara baktığınız zaman evet. İnsanlar 5 kişi toplanıyor. Bu yemekle alakalı akla hayale gelmeyecek hakaretleri ediyor. Ya şimdi biz baktığımız zaman bizim toplumumuzda biz sokakta şu anda dışarı çıksak sokakta bir ekmek parçası görsek biz bu ekmek parçasını alırız. Öncelikle üfleriz. Yerden alıp üfleriz. Sonra 3 kere öpüp alnımıza götürürüz. Ondan sonra da bir kenara koyarız. Onu bir kurş yesin, bir kedi yesin, bir börtü böcek yesin diye. Şimdi biz böylesine nimete değer veren bir toplumun fertleri olarak baktığımızda şimdi yemek programlarında insanlar en büyük hakaretleri ediyorlar. Mesela bir çorba ne kadar kötü olabilir? Veya bir salata ne kadar kötü hazırlanabilir? Niçin yapıyorlar bunu? O programın sonunda 2000 lira, 3000 lira ödülü almak için. En güzel yemekleri yapıyor insanlar. 5 üzerinden 1 veriyor, 0 veriyor. Neden? Kendisi
O parayı alabilmek için. Yani baktığınız zaman hak adına hak filan yok. Hak hak getire zaten. İnsanlık yok. İman yok. Yani verilen emeğe saygı Mehmet yok. Mehmet Bey, şimdi gençler özür böyle diliyorum. Programları bir araya girip, seyrediyor. Bir araya girip, ondan sonra diliyorum. Da biz gençleri eleştiriyoruz. Peki. Ondan sonra özür diliyorum bir araya girin Mehmet Bey. Evlilik programlarına. Evlilik programları yine AK Parti hükümetleri dönemindeki en popüler programlar. İnsanlar çıkıyor evlilik programlarında diyor ki efendim eviniz var mı? Yok. Arabanız var mı? Yok. Maaşınız ne kadar? Şu kadar. Kusura bakma diyor ben elektrik alamadım. Şimdi biz eğitimden yola çıkarsak bizim bir anneannemiz var, geleneklerimiz var, göreneklerimiz var. Bizim peki, mesela hiç okula gitmemiş, uyanmıyor. Okuma yazma bilmeyen büyüklerimiz baktığınız zaman birçok üniversite mezunundan, birçok master doktora yapmış profesörden bile çok daha iyi bir eğitim altyapısına sahip. Yani demek ki okula gitmekle de çok eğitimli bir insan, çok öğretim sahibi bir insan olamıyorsunuz. Sonuç itibariyle toparlayalım lütfen. Peki. Şöyle, gençlerin 18 ila 30 yaş arasında olanlarının %76'sı yurt dışına gitmek istiyor. O veri niye yurt dışına gitmek istiyor? Ya biz baktığımız zaman dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bunu gerçekten inanarak söylüyorum. Peki, dünyanın en güzel ülkesinde ve dünyanın en zengin ülkesinde yaşıyoruz. Bizim kaynaklarımız var. Evrensel biz üretime, istihdama niye kaynak ayırmıyoruz? Mehmet Bey, biz kaynakları niye doğru kullanmıyoruz? Ahmet Hocam'ın bir cevabı var. Yani Mehmet Bey o kadar vahim olduğunu sanmıyorum. %76 o zaman bizim evdekilerin de 3'te 1'inin sadece 4'te 3'ünün gitmesi lazım. Bizim evde herkes memnun yeğenler falan. Yani o verileri biraz kaynağıyla belirtirseniz bence tahsis edilmesi gereken bir veri. %76... Nerede yani öyle bir anket çalışmasıydı. Ya kimin yaptığı anket yani, olmasının olduğuna bakmak lazım. Hayır, hayır ben şöyle söyleyeyim. O anket Mehmet Hocam elbette bunu o maksatla söylememiştir ama. O çok o anket, karamsar bir tablo olur yani %76. Şeydi. Anketi kim yapmıştı o? Anketi yapan firmayı hatırlamıyorum. Cumhuriyet'in manşetiydi. Sözcü ve tamam. Cumhuriyet'in aynı gün şuydu yalnız. İçerisi dış manşet buydu. Karar Sözcü Cumhuriyet'te çıktı. İç bölümü şuydu. Kaç hanginiz... yurt dışında eğitim alıp hani bir süre yurt dışında Erasmus gibi kalıp geri dönmek ister. %76'sı ben gitmek isterim. Yani görmek işte. İster yurt dışını. O ayrı yani yurt dışında yaşamak isterim. Ayrı öyle bir vahim tablo yok yani. İç kısmı farklıydı. O eğer o anketse tabii. Ama veri peki. Aynı. %76. Yani gözlemler var tabii anketler. Peki bu arada aslında Mehmet Bey'in ifade ettiği kısım evet. Ben çok kısa gençlerin şeyle ilgili bir iki bir şey söyleyebilirim. Yani bize Z kuşağı üzerinde bir algı yutturuyorlar. Ve işte efendim gençler protest, gençler isyankar, gençler sorumluluk almıyor, gençler dijital bağımlısı, anne babaya saygısı yok. Öyle bir genç yok yani. Bu aslında üst akılın, global güçlerin tamamen bir projesi. İstediği tablo. İstediği tablo yani hayalini aslında bir tanımlama üzerinden biz yapıyor. Bizim gencimiz vefakardır, evine bağlıdır. Bizim gencimiz, ya Ekrem abiyle biz 15 Temmuz yönetimindeyiz. Şehitlerimizin 20 ile 35 yaş arası olan 40'a 50'ye yakın. Evet, Allah rahmet eylesin şehit var. Bu 5 yıl önce oldu. Evet. Yaş ortalaması şehitlerimizin 30 civarında. Yani bizim gencimiz hakikaten bizde bozuk olan anne baba. Bakın iddialı bir şey söylüyorum. Eğer bir yerde bozukluk varsa anne baba eve uğramadan çocuk yetiştirecek. Part time ebeveyn. Öyle bir çocuk yetişmez. İbn Haldun o kadar güzel bir şey söylüyor ki üstad diyor ki çocuğun insan beyni değirmen taşı gibidir. Mısır koyarsanız mısır öğütür, mısır unu. Buğday koyarsanız buğday unu. Hiçbir şey koymazsanız da kendi kendine öğütür. Evde çocukla İbrahim Ethem'i okumuyorsan, evde çocukla Beyazıt Bestami'yi okumuyorsan, evde çocukla Osmanlı tarihi Kısası Enbiya okumuyorsan, Hayatü Sahabe okumuyorsan o çocuk orada K-pop'tan şeyden ne bulur? Sonra ya, diyecek. Ya anne babada sorun var. Öyle bir Mehmet Bey'i tenzih ediyorum. Hani o rakamlar öyle %76 falan değil. Genç protesttir. Evet sıkıntıları olur. Anneyle babayla aileyle ama hadi ben kalkıyorum gidiyorum. Ülkemden memnun değilim. Çok şükür. Ülkemiz hakikaten her türlü imkanı veriyor. Yani bu ülkeden memnun olmayacak genç de yani peki. Başka yerde de huzur bulamaz. Çok teşekkür ediyorum. Murat Bey'e söz vereceğim. Yalnız Mehmet Bey şöyle bir husus vardı. 90'lı yıllarda biliyorsunuz Televolaler magazin programları vesairesi vardı. O magazin programlarında Doğu ve Güneydoğu'da da Batı görseline göre yaşam biçimine de özenenler vardı. İntihar edenler vardı. Demek ki teknoloji değişse de sistem aslında değişmemiş. Biraz oraya da bakmak lazım. 90'lı yıllardaki o
popüler magazin siyaseti üzerinden baktığınızda Türk televizyonları o dönemde de bir faciaydı. Bugün de pek de değişen bir şey yok. Demek ki bundan sonra da önünü almazsak bu böyle gideceğini altını çizmemize fayda var. Müsaadenle, Murat, vereyim. Hayır, bir dakika. Reklama gideceğim çünkü zaman kalmıyor. Mehmet Bey'in de belki bilmediğini düşündüğüm zaman bir anekdot. Söz var. Reklamdan sonra bir anekdot aktarmak istiyorum. Allah rahmet eylesin Erbakan Hocam başbakan. Sene 96 başbakanlıkta bir yemek. Evet. Biraz dar kapsamlı bir yemek. Yani kısa, biliyorum. Muvafık gazetecilerin daha çok bulunduğu bir yemekteyiz. Şöyle bir yemeğe katılamadım. Bu yemek sırasında sen o zaman herhalde kısa pantolonla. Şimdi de katılamadım. yemek son, sırasında. En son kilyeden özür dilerim. Kabuğu bağlamış yara falan. Allah beni. Yok aldı da. Arkadaş yemek sırasında yemek hazırlanırken çay içiyoruz önce. Erbakan Hocam bizimle oturuyor. O ara gazetecilerden birisi, isim vermek istemiyorum, bir hanım gazeteci tam Erbakan Hocam'ın karşısında. Hocam dedi, bu D8 nedir? Erbakan Hocam baktı. Hanımefendi dedi, D8 uzun bir konu. Ama dedi, kısa da söylemek gerekirse D8'i oluşturan ülkelerin şu anki toplam nüfusu 800 milyon. Bu ülkeler hiçbir şey yapmasalar, sadece pazar olma haysiyetini kullansalar... Tabii. Dünya ekonomisinde dedi, evet, ciddi bir etki meydana getirebilirler. Bir iki örnek verdi. Çok... Mesela atıyorum işte filan firmaya. Kardeşim biz bu 800 milyon olarak senin mallarını alıyoruz, almıyoruz falan gibi. Evet. Sonra bakın dedi, Mısır, Özbekistan ve Türkiye dünya ham pamuğunun %70'ini üretiyor. Bu üç ülke dedi bir araya gelse, bununla ilgili çalışmalarımız da var. Bu üç ülke bir araya gelip ben bundan böyle ham pamuk ihraç etmiyorum, penye ihraç edeceğim kararı alsalar bu ülkelerde ne olur biliyor musunuz dedi. Hanımefendi ne olur efendim deyince, rahmetli hocam işte şu kadar istihdam artar, şu kadar milli gelir artar, şu olur şu olur diye saydı. O arada kulakları çınlasın, Mehmet Karaman hocanın özel kalem müdürü geldi, galiba bir telefon vardı, hocam müsaade edip kalktı. O hanım gazeteci bana döndü, öbür tarafında da rahmetli Hasan Karakaya vardı, ona döndü. Böyle durup biz dedi bu adamı ne kadar yanlış tanıyormuşuz. Ben de dayanamadım. Hanımefendi dedim, siz 25-30 senedir gazetecisiniz. Ne demek dedim Erbakan Hoca'yı ne kadar yanlış tanıyormuşuz. Şimdi bakın buradaki vurgu şuydu. Düşündü düşündü. Ben dedi ilk defa bu kadar yakına geldim. İlk defa yüz yüze görüşüyorum. Biraz daha düşünüp dedi ki biz Erbakan Hoca'yı gazetelerdeki karikatürlere ve televole programlarındaki o skeçlere bakarak değerlendirmişiz. Yani hep konuştuğumuz şeyle alakalı, Mehmet Bey'in şeyle söylediğiyle alakalı. Şu anda böyle. Çok net bir durum bir bu. Birçok değerlendirme maalesef bunlar üzerinden oldu. Evet. Peki Murat Bey buyurun devam edin. 5 dakika sonra tekrar devam edeceğiz. Bir başka ankette de 3'te 1'i diyor. Bir başka ankette 80'i. Işte bakın o anketler ne biliyor musunuz? Sodes Modes yapmış bu Sodevler. Bravo, Modevler. Bravo, şimdi hatırladım. Kim fonlamış bunları bakmak lazım. Sodes'in Cumhuriyet Halk Partisi. Sodes mi Sodev mi? Ya şu şeyi yapan şu referan... Anayasa çalışmasını yapan neydi? Hangisiydi? O teşkilat yapmış. Salgın ya. Hastalıklar TÜSES sırasında miydi? Türkiye'ye geri dönen yurt dışında yaşayanların miktarını bilen TÜSES var mı? Efendim? Salgın hastalık başladıktan sonra Türkiye'ye geri dönen sağlık sistemindeki problemler dolayısıyla gelenlerin rakamını bilen var mı? Yani bilmiyorum ama ben araştırdım, bilmiyorum. Sodev Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye temsilcisi. Alman Vakfı da var. Yapmış. Ya ama tamam da bakın bunlar az önce Ekrem abinin söylediği durumla birebir aynı. Yani mesela bir kadın gazeteci geliyor. Ben aslında orada dikkat çektiğim şey daha vahim olan bir taraf var. Yani bir soru 5 dakikada kadının bütün fikri değişiyor. Ya. Ya ne kadar skandal bir fikir anlayışın var ki aslında. Nasıl bir inşa var ki sizde? Şimdi ben şöyle söylüyorum. Abdurrahim Karslı Bey'in fikrine inandığı şeyi benim mantıksız olsa dahi, kendi cephemde mantıklı bulmasam dahi, o fikri kendi mantığıma dönüştürebilmem için o inşa sürecini, o inşa süreci 60 yılsa herhalde bir 60 yılı uğraşmam lazım. Evet. Abdurrahim Bey bu öyle değil, Abdurrahim Bey bu şöyle değil, Abdurrahim Bey bak bu yanlış, bu da belgesi, bu da şunu. Ama Abdurrahim Bey'e gösterdiğim ilk belgede diyorsa ki, aa evet ya Murat Bey tamam benim bütün felsefi anlayışım değişti, dönüp şunu diyeceğim ya. Abi nasıl bir felsefi anlayışın vardı ki zaten 5 dakikada değişti. Böyle ama. Şimdi bakıyorsunuz öyle bir şey inşa ediliyor ki çevrenizdeki o algı yönetimiyle. Yani Mehmet Bey'in söylediği de çok doğru. Ahmet Bey'in söylediği de çok doğru. Ekrem Bey'in söylediği de çok doğru. Niye biliyor musunuz? Öyle bir algı inşa ediliyor ki
öyle bir süreç içerisindeyiz ki, az önce Ahmet Hocam söyledi, değirmene siz buğday dökerseniz buğdayı öğütüyor. Mısır dökerseniz mısır unu çıkarıyor. Hiçbir şey dökmüyor. Bunu bizden iyi onlar anlamış. Bakın, yani değirmene evet, ne vereceğini. Kendi kendini öğütüyor diyor. Şimdi biz çocuğun eline veriyoruz tableti. Hadi TikTok videosu izle. TikTok videosu... Sodev de LGBT'nin iyi destekçisiymiş. Ya biliyorum hepsini. Yani. Hepsini. İmca akın fasikun diyor ya. Bine beyin. TikTok videolarında da Yüce Rabbimiz. Ondan sonra işte İbn Arabi'nin dünya bakışı anlatılmıyor maalesef. İşte TikTok videolarında da Fatih Sultan Mehmet'in işte şu fethi anlatılmıyor. TikTok videolarında namaz vaktini kaçırdığı için kalkıp şiir yazan, uyan ey gözlerim uyan diyen 4. Murat'ın hayatı anlatılmıyor. Onun bakış açısı anlatılmıyor. TikTok videosunda da kafamda yumurta kırarım videosu izleniyor işte 5 milyon. Damdan dama atlayan otobüsün üstünde gezen. Hal böyle olunca herkesin söylediği doğru. Herkesin bakış açısında da bu buradaki hatiplerin tamamından hiçbirine hayır demeyeceğim. Eyvallah. Hepsininki bir tarafından tutun da evet hani hocaya soruyorlar ya hoca diyor ya işte sen de haklısın sen de haklısın iyi de hiç hırsızın kabahati yok. Şimdi hocanın hasrettin diyecektim ben. Şimdi bu misal öyle bir algı yönetiminin esiriyiz ki kendi araçlarımızı kullanamadığımız için. Bakın adamlar hatırlayın. Geçenlerde BM zirvesi dönemine denk gelen bir dönemde oğul Bush'a, biliyorsunuz hepsi başkan oldu, oğul Bush'a bir tepki gösterdi birisi. Dedi ki bir gazeteci toplantı esnasında, bizi kandırdın dedi. Niye kandırdım seni denildiğinde? Şu kadar milyon Iraklının ölümüne sebep oldun. Neden sebep oldun? Nükleer silahlar var ve bunlar bize karşı kullanılacak dedin sen. Bizi kandırdın dedi. Bunu söyleyen bir Amerikalı. Halbuki Amerikalılar Irak Savaşı'nda ne yapıyordu? Patlamış mısırlarını yiyip televizyon ekranından B-52 bombardıman uçağının halı gibi orayı biçişini izliyordu. Şimdi bizi kandırdın diyor. Neyle kandırdı? Bir Karabatak görüntüsünü hatırlayın. Fransa kıyılarında çekildi. Fransa, İspanya kıyıları, İspanya, Fransa petrole arasında bir petrole bulanmış bir Karabatak'ını Saddam böyle bir adam. Taliban'la ilgili bakın Taliban'ı savunmak adına söylemiyorum. Murat Hocam ikramlar geldi yavaş yavaş araya gidiyoruz. Ama reklam belli bir sürede olduğu için. İkramlarımız akitte çok şimdi, Allah'a şükür güzel. Hal böyle olunca öyle bir algının esiriyiz ki ister istemez her yerden öyle izole ediliyoruz ki bakın bundan bir ay kadar önce bir toplantı oldu. Facebook yöneticisi, Twitter yöneticisi, Google yöneticileri, Amazon, Netflix yani hayatımızı değirmene esir ne koyacağını alan. Belirleyenler bakın, evet, dünyada. Hayatımızı esir alanlar bir toplantı yaptılar Amerika'da. Florida'da yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir tatil beldesinde. Peki kim katıldı biliyor musunuz o toplantıya başka? CIA direktörü. Yahu Netflix'ten bir şey izleyeceğiz diyorsun. CIA direktörünün burada ne işi var? Ne işi var işte şu subliminal mesaj verme işi var. Siz Türkiye'yi, Türkiye benzeri ülkeleri, bir başka ülkeyi nasıl etkileyebilirsiniz? Bakın Rusya bunu çözmüş kısmen. Kısmen çözmüş. Onun arama motoru değil. Benim Rusya'da arama sen motoru, LGBT propagandası yap bakalım başına tabii, ne geliyor. Tabii. Bakın. Onun arama motoru değil benimkini kullanacaksın. Onun Facebook'unu değil benimkini kullanacaksın. Çin başka bir şey yapmış. İran başka bir şey yapmaya çalışıyor. Bir şey oturtmalıyız. Ve kesinlikle. Bu medeniyetimizi temsil eden bir şey yapmalıyız. Buna da hocalarımla hemen keseceğim. Sonra peki. Devam edeceğim. Buna da şununla başlayabiliriz. Evet yarın sabahtan itibaren muhalefet partilerinin tamamı. Hocam dahil. Muhalefet partileri şunu desin. Biz Rütü'ye başvurduk. Öyle televizyon programları peki. istemiyoruz. Çok teşekkür Mehmet ediyorum. Mehmet Bey'i de unutma. Kısa bir araya muhakkak. Gidiyoruz lütfen bizden ayrılmayın. Efendim kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci ve ikinci bölümde özellikle yurtlar ve milli eğitimdeki çarpıklığı konuştuk. Aslında milli eğitimdeki çarpıklığı konuşmayacaktık ama konu bir bütün olarak aldığı için yok üzerinden geldik milli eğitime. Konunun uzmanları da iki arkadaşımız burada olunca hem Abdurrahim Karslı Hocam, Merkez Partisi Genel Başkanı, bir akademisyen, bir hoca olarak da aramızda olduğu için yine diğer hocamız Profesör Doktor Ahmet Akın Hocamız buradaydı. Dolayısıyla o konuyu da konuşmuş olduk. Peki bu kalan süreç içerisinde neyi konuşacağız? Ben özellikle siyasi partilerle ilgili onu başkanıma soracağım ama Murat Bey'e hemen şunu sormak isterim.
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun fitesi arttırması dedik. Ve son zamanlarda çok ciddi, böyle cesaretli, yürekli söylemler üzerinden bir sahnede olduğunu görüyoruz. Bir fırsat deyip arada bir cumhurbaşkanı olur muyum diye bütün şeyi yokluyor, sahayı yokluyor. Doğru bir tavır. Bence son 10 yıldır yaptığı en doğru tavır da... Allah utandırmasın diye. Hayır, yok, peki, doğru bir tavır. Ne diyorsunuz bu durumda? Ne oldu da, yani neydi de böyle bir cesaret geldi, bayağı ciğeri büyümüş, yüreği büyümüş vesairesi. Evet. Bir özgüven. Şimdi emniyet teşkilatında bir şey vardı. FETÖ operasyonları sonrası, yanlış hatırlamıyorsam dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'ydı. O dönemde bir şey geliştirmeye kalktılar. Dediler ki, onun bakanlığı dönemindeydi. Valilerden emniyet müdürü atayalım artık. Şimdi o dönem, ben uzun süre adli emniyet muhabirliği yaptım. Emniyet müdürü abilerimiz dedi ki, çok yanlış. Niye dedim, niye yanlış? Yani şu süreçte, şu kritik süreçte güvenemiyorsanız emniyet teşkilatındaki müdürleri valilerden atamak doğru. Yanlış dedi. Niye yanlış? Şöyle söyleyeyim dedi. Her emniyet müdürü, her polisin bir istikbal hedefinde yükselip komiserlikten en nihai hedefi emniyet müdürü olmaktır. Siz bunu elinden alırsanız sen emniyet müdürü olamazsın. Bir yere kadar yükselirsin, ondan sonra emekliliğini alırsın, istersin derseniz artık siz o polisten verim alamazsınız. Çok. Her teğmen mesleğe başladığında bir gün orgeneral olacağını ve genelkurmay başkanı olup bu ordunun başına geçeceğini hayal eder. Hayal etmezse sorun vardır der. Ama siz bu adama derseniz ki artık ben senin elinden hayalini aldım, şu kişi bitti yapacak derseniz bitti, bütün sistemi çökertirsiniz. Zaten istisnai kadro vardır. Hani valiler emniyet müdürü olabilir diyor. Doğru dedim. Biz bir haber yaptık manşetten. Hükümetimiz dikkate aldı. Çalışmayı sonlandırdı. Dedi ki doğru, evet. Yani Sayın Bakan'ın da o zaman görüşüldü. Dedi ki doğru. Yani hani böyle bir şey yapalım dedik ama en nihayetinde içeride de kurumsal kanunlar dairesi şu bu herkesten görüş alındı. Bunun doğru olmadığını fark ettik ve bu hayata geçirilmedi dedik. Şimdi burada da her siyasi partinin liderinin, her delegesinin, her temsilcisinin belki bir gün o partiye genel başkan olmak gibi bir hedefi olmalı. Olmuyorsa zaten sağlıksız işler iş. Her siyasi partinin liderinin de bu ülkede yükselinebilecek en yüksek makam neyse, reisi cumhurluk, yani cumhurun reisliği, milletin reisliği, en tepe noktada başkomutanlık noktasındaki konum cumhurbaşkanlığıysa, her siyasi partinin liderinin de cumhurbaşkanı olmak gibi bir gayesi olmalı. Bir istisna var bunda. Mesela Temel Bey diyor ki ben yaş olarak uygun değilim bunda ama gülerek de olsa şunu söylüyor. Millet İttifakı da böyle bir şeye şey yaparsa hayır da demem diyor. Bakın evet, yaş olarak uygun değilim dese de, 85 yaşında dese de yine de kalbinde 80 yaşında. 80 yaşında. Kim? 82-80. Temel Karamollaoğlu. Temel. Yani en nihayetinde sağlıklı olan bir düşünce yapısına sahip olduğunu anlıyorum. Siyasi parti liderinin bir gün bu ülkeyi yönetmek arzusu, yönetim noktası da cumhurbaşkanlığıysa cumhurbaşkanı olması en doğal hakkı. Bu girişi niye yaptım? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar bence bu partinin başında mesela 10 defa yenilmiş. Sadece seçim yenilgisinden bahsediyorum. Bakın referandumları, yerel seçimleri, şunları bunları falan filan katarsak bu sayı 14'e kadar çıkıyor. 10 defa yenilmiş. Muharrem İnce'nin ifadesiyle de çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Ya o kadar da ezme adamı ya. Ama bu vakayı söylüyorum. Ve Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin partisi, biz Türkiye'yi kurduk diyen, evet literatürde de kayıda baktığınızda Türkiye'deki ilk parti olarak görünüyor. Şimdi böyle bir parti en tabii ilke ne olmalı bu partinin genel başkanının? Biz yöneteceğiz, yönetimin de en başında ben olacağım. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu eleştirileceği bir nokta varsa bana göre, ya niye kaçak güreşiyorsun? Çık de ki ben adayım. Bakın benim partimden bir adayı gösterdik, benden fazla oy aldı. Ben adayım. En tabii hakkım. Bakın Cumhur İttifakı ne diyor? Mesela Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki bizim adayımız Sayın Erdoğan diyor. 2023'te doğal bir doğal lider ve partimizin de adayıdır. AK Parti ne diyor? Bizim kayıtsız şartsız, Allah uzun ömür versin, Allah selamet versin, kimin ne zaman vefat edeceğini bilmiyoruz ama teknik bir sıkıntı olmazsa bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'dir diyor. Şimdi hal böyle olunca Türkiye'nin en köklü partisi olduğunu söyleyen parti mırıldanıyor. Diyor ki ya işte hani bu şuna benziyor. Adnan Oktar bir ara şeyi işaret ediyordu. Mehdilikten bahsediyordu.
bütün eserlerinde yazdığı şeylerde Mehdi aslında kendisini gösteriyor. Ama sorulduğunda da hayır canım ne münasebet ben değilim. Ama şöyle olacak, kaşının bir tanesi yukarıda olacak. Ama sakalı buradan ki senin tarifi. Hayır ben değilim. Şimdi burada da ya bütün konuşmalarında aslında kendini izah ediyorsun. Ama sen niye değilsin? Sorun bu. Sorun kendisine aday göstermesi değil. Yani hani sorudaki şey aslında sorun değil. Bence olması gereken. Peki niye kendisine aday gösteremiyor? İşte muhalefetin yegane sorunu bu. Ana muhalefetin yegane sorunu bu. Çünkü iki muhalefet partisi lideri temsilcisi var şu an yayında. Onları katmadan bu işin içerisine onu söylüyorum. Sorun bu. Bakın Türkiye'nin en köklü partisiyiz, en eski partisiyiz. Hatta bir bankanın ortağıyız diyen parti şöyle bir sıkıntısı var. Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunda kendi partisinden, kendi yetiştirdiği kadrolardan Taksim'de, parkta yatacak adam bulabiliyor provokasyon için. Camide ezan okunduğunda onu gidip dövecek adam bulabiliyor. Ama Cumhurbaşkanı adayı gösterecek adam bulamıyor. Dün muhalefet ettiği isimleri ya bunu mu yapsak acaba deyip el altından kulis çalışması yapıyor. Kim örneğin? Abdullah Gül. Peki bu aslında ana muhalefetin içinde bulunduğu çöküntüyü ortaya koymuyor mu? Şöyle düşünün. Şimdi ben bir partinin mensubu olacağım. Benim partimin mensubu kendi içerisinden bir aday çıkaramayacak. Bırakın kendi dünya görüşünden bir aday çıkaramayacak. Dün olmaması için e-muhtıra yayınlattığı, o e-muhtıra yayınlayınca da sıralara çıkıp alkışlattığı, helal olsun işte şanlı ordumuzdan biz bunu bekliyoruz dediği, Cumhurbaşkanı olmasın diye 411 el kaosa kalktı ayrı, bir de 367 garabetini uydurttuğu partisinin temsilcilerine, gönüldaşlarına, yargıdaki gönüldaşlarına uydurttuğu 411 el kaosa kalktı dedirttiği adamı bizim adayımız olsun mu diyor. Yetmiyor. AK Parti'den kopan bir başka isim de diyor ki ya ben o işlerin göbeğindeydim diyor. O da muhalefette şu an. Ben bu görüşmelerin göbeğindeydim diyor. Şimdi bana göre sorun bu. Şimdi Türkiye'de yegane sıkıntımız aslında bu sorunun özünde yatıyor. Türkiye'de bir iktidar sorunu yok. Kim gelirse gelsin bir iktidar sorunu yok. Ana sol M hükümeti bile olsa, ana sol D hükümeti bile olsa, dana sol hükümeti bile olsa, kim olursa olsun Türkiye'de bir iktidar sıkıntısı yok. İktidarın iyi işleyip işlemediğiyle alakalı sıkıntılar olabilir ama iktidara gelmekle ilgili bir sıkıntı yok. Sorun bizde muhalefet sıkıntısı var. Muhalefet iktidarı domine edecek. Mesela bir gün Allah selamet versin. Saadet Partisi niye gerekli diye bir tartışma oldu yayın kurulunda. Mustafa Karahasanoğlu Bey çok güzel bir şey söyledi. Saadet Partisi mecliste olmalı. Büyük Birlik Partisi mecliste olmalı. Mütedeyyin bir başka parti de mecliste olmalı. Niye olmalı biliyor musunuz? Dedim ki ya hepsi tek çatı altında toplanması doğru olmaz mı? Dedim. Hayır dedi. Olmayabilir bazen dedi. Niye? AK Parti istemiyor muydu zinanın suç olmasını getirmeyi? Yasa getirmek istiyordu ama yapamadı bunu. Niye? Mecliste ona destek verecek bir başka güç yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi tamamen karşısındaydı. İnternet düzenlemesi yaptınız, pornoma dokunma diye sokaklara indiler. Kızlı erkekler dediler, kızlı erkekler muhabbeti oldu. Cumhurbaşkanı öyle bir ifade kullandı. Ya bu kızlı erkekli evlerde ne oluyor dedi, hatırlayın o dönemde de. İşte bir kız, bir erkek, iki kız, iki erkek evde gaz zehirlenmesinden çırılçıplak öldüğü dönemlerdi. Maalesef bizim evlatlarımız bunlar. Öyle vefat ettiği dönemlerdi. Bunu söyle, sana ne karışıyorsun kimin nerede yaşadığına denildi. Şimdi muhalefet bunun için gerekli. Bakın yeni muhalefet partilerinden biri. Hiç de sevmem. Bana da davası var. Akitli de hiç sevmez. O da bizi sevmez. Biz de onu sevmiyoruz. Muharrem İnce. Ama güzel bir ifadesi var. Çıktı meclis kürsüsünden bir gün dedi ki ya siz değil misiniz dedi. Ne muhafazakarlığı dedi. Sizin döneminizde atlar gündüz yetmiyor gece de koşuyor. Işıklandırdınız dedi oraları gece de koşuyor. Timurtaş Hoca'nın oğlunu siz değil misiniz milli piyangonun başına getiren dedi. Ya dedi rakı sizin döneminizde eskiden tek çeşitti 5 çeşit oldu şimdi dedi. Bakın bir muhalefet edildi milli piyango özelleştirildi. Timurtaş Hoca'nın oğlu milli piyangonun başından alındı. Yani İyi bir muhalefet, Türkiye'de sağlıklı bir muhalefet, iktidar her yeri göremeyebilir, her şeyi düzeltemeyebilir. Sağlıklı bir muhalefetle toplumsal değerlerimiz hususunda uzlaşı bulup hareket edebilmeli. Ama bizim muhalefetimiz ne yapıyor?
Cami ezanını biri sabote ediyor, sisteme giriyor, çavbella okuyor. Bizim muhalefetimizin temsilcisi, il başkanı, milletvekili. Ne var ki kardeşim, siz de biraz hoşgörülü olun. Yahu konçerto okunmuyor şeyde, ne derler ona, bir balo salonunda. Camiden en kutsalımız uğruna öldüğümüz, uğruna öldürmeyi göze aldığımız camimizde, Allah'ın evinde çavbella okutuyor, yayınlıyor biri. Ve bunun hangi maksatla olduğunu da biz az buçuk biliyoruz. Ve bu kişi de sizin partinizin yöneticisi denildiğinde, ya biraz hoşgörülü olun, saçma sapan işlerle uğraşmayın diyor. Şimdi ben diyorum ki bizde iktidar sorunu yok. Her gelen iktidar olabilir. Hemen söyleyeceğim, hemen tamamlayacağım. Bizde benim muhalefet partilerinden beklediğim iktidara, iktidarın yapmak istediği ama yapamadığı yerlerde iktidar için bir kaldıraç, yanlış yaptığı yerlerde de bir el freni vazifesi görmesi. Bizdeki sorun tam olarak bunun işlemiyor olması. Bunun işliyor hale geldiği bir ülkede emin olun hiçbir zaman iktidar sıkıntısından bahsetmeyeceğiz. Bürokrasi de rayına oturacak. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump bir yamuk yapmaya kalktığında ne diyor bürokrasi? O Sayın Trump'ı bağlar, biz bunu yapmayacağız diyor. Ya nasıl yapmayacağız dediğinde hukuk bunu yapmayın diyor diyor. Demek ki ne? Ülkede sağlıklı işleyen bir muhalefet var. Niye? Çünkü o ülkenin muhalefet partisinin lideri, lideri değil ama önemli bir noktadaki temsilciler meclisi başkanı diyeyim size. Bir başka ülkeye gittiğinde ya sizin başkanınız şöyle şöyle yapıyor dediğinde hayır hayır diyor. Ben prensip gereği kendi ülkemde kendi devlet başkanını eleştiriyorum ama yabancı bir ülkede bunu eleştiriyorum. Peki bizim muhalefetimiz ne yapıyor? Bizim muhalefet partimizin lideri Avrupa Konseyi'ne gittiğinde bizim ülkemizde bir diktatör var diyor. Bittiniz zaten. Siz baştan kaybettiniz. Sizin ülkenizde bir seçim olmadığını, sağlıklı işleyen bir demokrasi olmadığını, sizin de sağlıklı işlemediği için zaten hiçbir peki zaman iktidara gelemeyeceğinizi söylüyor. Gerekmez mi? Siz de diktatör adayı mısınız acaba? Ya işte tamam, bizde sorun bu. O yüzden diyorum ki sağlıklı bir muhalefeti oturtmalıyız bu ülkede. Ahlaklı, namuslu işlerde iktidarla işbirliği yapan, yanlış gördüğü işlerde de el frenini çekip Mustafa peki Bey'in söylediği gibi iktidara yeri geldiğinde bu yaptığın yanlış deyip takoz olabilecek, durdurabilecek bir sistem oturtur. Çok teşekkür ediyorum. Evet Ekrem Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle bu anlamda son zamanlarda yaptığı çıkışlar, Selahattin Demirtaş'a özgürlük istemesi, parti milletvekillerinin bazılarında Cumhurbaşkanı adayı olması gibi. Ama en önemlisi Sayın Kılıçdaroğlu'na ciddi bir özgüven gelmiş ve belki de tarihi bir fırsattır deyip ya bu arada ben seçilir miyim diye görüşmelere de başlaması. Ne diyorsunuz bu bütün olup bitenlere? Yani oldukça karmaşık bir konu. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2010'da genel başkan olmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişik bir kulvara girdiğini hepimiz biliyoruz. Biraz önce Murat söyledi. O Avrupa Konseyi'nin galiba sosyalist grup toplantısında yapılan bir şey. Tabii. O grup toplantısında çıkıp işte seçilmiş başbakan için, o zaman 2012'ydi galiba, diktatör tabirini kullanınca grup başkanı toplantıyı terk ediyor. Ben diyor seçilmiş bir başbakana burada diktatör denilmesini tahammül edemem falan. Bunu yazan Onur Öymen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin deve dişi gibi isimlerinden birisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin giderek işte dış meselelerde devletçi yapısını bıraktığını söylüyor. Toplantıyı çok terk güzel edeni iyi izah etmediniz Ekrem Bey. Toplantıyı terk eden sosyalist... Sosyalist grup başkanı. Ya, yani bir yani, Türk değil. Avrupa Parlamentosu sosyalist grup başkanı. Eksik kalmış olabilir. Şimdi bugünlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na neler oldu? Bugünlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı erken seçim, erken seçim falan diye bağırıp çağırdıktan sonra bunun olmayacağını, olamayacağını anladı. Şimdi 2023 Haziran ayında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İşte ittifak var, ittifak bir adayım çıkaracak. Fakat ittifakta çatırdama emareleri çok fazla. HDP ile ilgili biliyorsunuz bir kapatma davası var. HDP'nin geçmiş dönemden beri, 2019'dan beri ısrarla dile getirdiği, arkadaş bu beraberliği şeffaf hale getirelim. Yani ne olduğunu bilelim, adını koyalım. Buna tabir caizse siyasi nikah tabirini kullanabiliriz. Biliyorsunuz birkaç ay önce de başka bir konu gündeme geldi. HDP eğer bunu, bu işi şeffaf hale getirmeyecekseniz yönetimde ve temsilde yani bize de yer verin. Ne yani? Mesela Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun bir tane bizden, bakan yardımcılarından bizden, HDP'den isimler olsun, bazı valiler ve kaymakamlar bizden olsun şeklinde bir talep vardı. Bu talep bence Türkiye çapında ciddi gürültü koparan bir talepti. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin çelik çekirdeğinde,
gerekse de muhafazakarlardan, milliyetçilerden oluştuğu söylenen İYİ Parti'de ciddi manada tepki doğuran bir şeydi. Bazı CHP'li milletvekilleri bunu yumuşatmaya çalıştı. Ne demek canım, işte parlamentoda temsil ediliyor. Grup başkan vekili ya da meclis başkan vekili toplantı idare ediyor. Bakan yardımcısı olmasın falan diye. İşi biraz sulandırdılar ama çok pratik bir soru. Yani terörle mücadele ediliyor. HDP terör bağlantısı herkesin bildiği bir şey. Mesela İçişleri Bakanlığı terörle mücadele eden en yüksek birim. Milli Savunma Bakanlığı'nı da katalım işin içine. Bunlara bakan yardımcısı olarak HDP'den birini getirdiniz. Öp babanın elini denecek bir şey. Bunun da olmayacağını hepimiz biliyoruz. Tabii 2023 yaklaştığında Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hesap şu. İşte İYİ Parti tamam HDP olmalı ama HDP şeffaflık ya da temsilde adalet falan istiyor. Kapatma davası var. Birçok şeyde bazı şeyler istiyor. Bunların çoğunu yapamıyor. Mecburiyetler var. İYİ Parti'nin kendine göre mecburiyetleri var. Son olarak da biliyorsunuz artık Kürt sorunu denilip denilemeyeceği tartışma konusu ama doğrudan terör sorunu denilecek bir şeye Kürt sorunu deyip bunun çözüm adreslerinden birisi de HDP olabilir diye bir laf etti. Bunu söylerken de aslında Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik başbakanlığı döneminde söylediği bazı sözlerden dolayı İmralı, işte İmralı'yı muhatap almıştı falan gibi sözler söyledi. HDP eski eş genel başkanlarından birisi de çok güzel bir cevap verdi ona, onun mantığınca. Tamam HDP çözüm adreslerinden biridir ama İmralı da çözüm için görüşülmesi gereken yerlerden biridir deyince galiba Kılıçdaroğlu nasıl sert bir kayaya çarptığını da anladı. Son derece karmaşık bir durum var. Bütün hesap şu. Murat'ın söyledikleri de önemli. Bir genel başkan, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı, ana muhalefet lideri, bir ittifakı var. Dolayısıyla 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde otomatik olarak onun aday olması gerekir. Ama daha önce kaçındığı gibi, iki kere kaçındığı gibi büyük ihtimalle bu sefer de kaçınma derdinden. Neden? Cumhurbaşkanı adayı olur, seçilemezse ki seçilmeyeceği neredeyse %100. Milletvekilliği de elden gidecek. Dolayısıyla 11 senedir sıkı sıkıya koruduğu genel başkanlık, İYİ Parti gibi de olmaz orada durum, genel başkanlık da elden gidecek. Dolayısıyla şimdi bir atraksiyon peşinde ama bir yandan da eğer HDP'yi mutlaka yanına alabilirse, HDP kitlesini yanına alabilirse, İYİ Parti'yi sağlayabilirse, bu arada yeni kurulan ufak tefek partileri de yanına alırsa belki %50 artı 1'i kıvırabilirim şeklinde bir düşünce var. Onun için de bence adaylığa da bir anlamda yeşil ışık yakıyor. Bunu yaptığında aslında başka bir şey ortaya çıkıyor. Tartışmalar da belli ölçüde hafiflemiş oluyor. Neden? Bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, bir yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın. Bu arada belki CHP içinden başka bazı isimlerin, eski CHP'lilerden Hikmet Çetin falan gibi bazı isimler, Murat Karayalçın gibi bazı isimler gündeme geliyor. Tabii Murat'ın az önce işaret ettiği şey de önemli. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin doğrudan seçeceği bir cumhurbaşkanı adayını içinden çıkardığında onu kazanamayacağını da biliyor. İlhan Kesici üzerinden de konuşuyor. O da zaman zaman geçti. Neden biliyor? Burada yine rahmetli Erbakan Hoca'ya atıfta bulunmama müsaade edin. Rahmetli Erbakan Hoca'nın başkanlık sistemiyle alakalı söylediği temel sözlerden birisi şuydu. Cumhurbaşkanlığı başkanı milletimiz doğrudan seçerse her halükarda oraya milletin değerleriyle barışık, milletin inandığı gibi inanan, en azından öyle gözüken birini koymak zorundadır herkes. Dolayısıyla bu teknik olarak bizim için iyi olur sadedinde sözler söylemişti. Yine geçmişe atıfla söyleyelim. Demirel, rahmetli Özal, birçok isim Türkiye'nin problemlerini halletmek için başkanlık sisteminin çok iyi olacağını söylemişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin problemi de şimdi şu. Bir yandan yani başkan olmak, cumhurbaşkanı olmak güzel. Kazanma riski, yani kazanma diye bir ihtimalleri yok. Kazanamayacağı için genel başkanlık gidecek. Bir başka problem de şu, kazansa bile her ağızların açtıkları da parlamenter sistem, parlamenter sistem, parlamenter sistem deyip duruyorlar. Nasıl bir parlamenter sistem? Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre güçlendirilmiş parlamenter sistem, İYİ Parti'ye göre iyileştirilmiş parlamenter sistem. Buna dönmek lazım. Dolayısıyla seçilecek cumhurbaşkanının şimdiden seçilirse şayet parlamenter sisteme dönüşü garanti etmesi lazım. Bu da şu demek, Cumhurbaşkanı seçildi, hadi arkadaşlar yeni bir seçim, anayasa değişikliği gerekiyor. Peşinden bir seçim, hadi bir seçim daha. Peki Cumhurbaşkanlığına gelen kişi yetkilerini kullanmayıp
yeni bir seçim isterse bir daha seçileceğinin de garantisi yok. Son derece karmaşık, zaten tuhaf bir durum. Böyle bir seçim vaadi olabilir mi Ekrem abi? Şimdi CHP'nin seçim vaadi başkanlık sisteminden şeye döneceğiz. Eyvallah. Yoksulluk diyorsun, göçmen diyorsun, sorun var diyorsun. O konularda Murat hepimiz peki biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de diğer muhalefet partilerinin çoğunun da en azından o ittifakta bulunanların da Türkiye'nin mevcut durumunun bir fotoğrafını çekmek, bununla alakalı değerlendirmeler yapmak, doğru olanı takdir etmek, bunu şimdi içim rahat söylüyorum. Abdurrahim Bey'in de biraz önce Mehmet Bey'in de söylediklerini duyduk. Yani doğru olanı, hakkı teslimi, bu memleket için çivi çakana saygısını belirtmeyi kimse ihmal etmiyor. Ama maalesef Millet İttifakı dediğimiz yapı içerisinde var olan her şeyi yok göstermek, geleceğe yönelik de insanımıza bakın bunlar şunu 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 yaptı, ben de bunların 2000'sini 3000'sini yapacağım falan diye bir şey söylemesi bir tek kelime yok. Tek bir söz dahi etmiyorlar. Ne? Biz bunları göndereceğiz. Niye? AK Parti'yi göndereceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ı göndereceğiz. Peki sonra? Sonrasını o zaman söylemiyorlar, bilmiyorlar. Ben de aklıma şu geliyor. Herhalde dostları sonra ne yapacaklarını vakti gelince söyleyecek. İnşallah öyle bir vakitte hiçbir zaman gelmez. Mesele şu. Kılıçdaroğlu'nun bugünlerde bence aday olacakmış gibi yeşil ışık yakması belki belli ölçüde bu tartışmaları bitirmek için, çünkü 27 Eylül'de biliyorsunuz HDP bir tavır belirleyip bunu açıklayacak. Burada CHP ve beraberindekilere neler söyleyecek? Bu ittifak 2023'e kadar sürecek mi, sürmeyecek mi? Bu arada hatırlayın seçim kanunda değişiklik olacak. Baraj %7'ye inecek. Bu HDP'nin elini ciddi ölçüde rahatlatan bir şey. Dolayısıyla onların koltuğuna girip girmeme meselesi. Hepsinden ötede şöyle bir mesele var. HDP'nin derdi gerçekten etnik bir dertse, Kürt halkının derdi ise, geriye doğru baktığımızda AK Parti'nin bu konuda elini, hatta yeri geldiğinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vücudunu taşın altına koyarak 70'li ve 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda hayal bile edemeyeceğimiz değişiklikleri yaptığını ve haklar cümlesinden olabilecek her şeyi belli bir noktaya getirdiğinin onlar da farkında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günden beri sürekli eleştirmek dışında yapacağını söylediği hiçbir şey yok. Bir takım muğlak vaatler, şunla meseleyi çözeceğim falan, işte adres şu falan filan gibi bir takım sözler var. Ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Bu konuda tek kelime yok. Peki. Dolayısıyla herhalde HDP'liler ne kadar farkındadır bilmem de HDP kitlesi de galiba bunun farkında. Mesele şu, herhalde önümüzdeki günlerde bu konular daha çok konuşacağız. Sayın Kılıçdaroğlu bir yandan genel başkanlığı kaybetmemek ama bir yandan ittifakı sağlam tutmak, belki %50 artı biri alırım ümidini taşımak. Sayın bu Kılıçdaroğlu'nu arada, bu süreçte takdir etmek lazım gerçekten. Murat takdir etti, ben takdir etmek istemiyorum. Peki. Bu arada işte İmamoğlu ve Yavaş'ın belki heveslerini kırmak falan gibi, bunun belki şöyle bir faydası olabilir. İmamoğlu belki İstanbul Belediye Başkanı olduğunu hatırlar. Yavaş Ankara Belediye Başkanı olduğunu hatırlar. En azından hizmet yapmaya başlayabilirler belki. De. En güzel tarafı bu. Hayır, ben fırsat keşke, İstanbul açısından ben keşke aday olsa diyorum. Yani aday olsun ki bakacağız. Hani birlikte durum anlaşılsın, görülsün. Yani Abdullah Gül'le işte şunla daha önce engel olmaya çalıştıklarıyla yürümek saçma. Yani peki, aday olsun ve görülsün. Evet, ya önemli. Biz Eli teyzenin söylediğini unutuyorsun. Hani biliyorsun seçim çalışmaları sırasında teyze elinde bir testiyle su taşıyormuş, bir genç gelmiş testiyi alıp yukarı kadar çıkarmış. Kimsiniz evladım diye sorduğunda işte biz CHP falan filan deyince, ah evladım niye baştan söylemedin, ben bu suyla abdest alacaktım demiş. Şimdi bunu bilen bir zihniyet kendi içinden çıkaracağı bir cumhurbaşkanı adayının bu millet tarafından seçilmeyeceğini biraz fazla ağır herhalde oldu biliyor. Peki. Yok, ağır falan peki değil. Bu vakadır. Herhalde CHP'liler de bunu peki iyi biliyor. Var. Ona benzer birçok örnekler var. Hocam, özellikle sizden öğrenmek istiyoruz. Genel başkan olarak da sizin partinin bakış açısının lideri olarak da ifade edebilirsiniz. Millet İttifakı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle şüphesiz ki aday olma hakkı var. Herkesin, her bireyin de olma hakkı var. Yeterli olduğu sürece. Son zamanlarda yaptığı açıklamalar, özellikle Selahattin Demirtaş'a özgürlük ve onun altından yüklediği misyon. Ne bir tehdit mi var, tehlike mi var, sıkıntı mı var? Yani Millet İttifakı haklı olarak şunu hesaplıyor. Bir kere bir hedef koymuşlar kendileri açısından. Doğru veya yanlış. Koydukları hedef şu, Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak.
Şu andaki hedef o. Halbuki neyi anlatmaları lazım? Burada da söylenildiği gibi. Recep Tayyip Erdoğan sonrasında neler yapmak istiyorlar? Onu anlatmaları lazım millete. Yani yeni bir iktidar, yeni bir oluşum istiyorlarsa yeni bir hayat hikayesi yazmaları lazım. Yeni bir senaryo yazmaları lazım. Recep Tayyip Erdoğan bu işe başlarken şunu 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 yapacağım dedi. Projesini ortaya koydu. Millet de tasdik etti. Dolayısıyla şimdi Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak hedef olmamalı. Muhalefetin hedefi böyle olursa bu nakıs bir hedef. Buna da zaten millet ittiba etmez benim kanaatimce. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan sonrası o olmasın biz şunları yapacağız diye deminden beri söylediğimiz gibi onu anlatması lazım. Millet İttifakı. Ama hedef sadece Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak olunca o zaman hesap yapıyorlar. Matematik hesap yapıyorlar. 56-1, 56-1'de de o zaman şeyin oyları lazım. Hadi. HDP'nin oylarına ihtiyaç var. Yani İstanbul'u aldık, nasıl aldık? HDP'nin oylarıyla aldık. Ankara'yı aldık, nasıl aldık? HDP'nin oylarıyla aldık. Bunu değiştiriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Dostlarımız diyor, HDP demiyor. Onu öyle ifade ediyor. Dolayısıyla HDP'ye ihtiyaç var diye bir düşüncesi var. Onun için ona tabir caizse yeşil ışık yakmak mecburiyetinde. İkincisi, peki, sadece o değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ondan sonra dış camiadan da son dönemde özellikle Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kararlar var. Komisyon kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Onlar da zorluyorlar. Özellikle Kavala ve Demirtaş'ın tahliyesi için ciddi tazyik yapıyorlar. O da tabii ki alemlerinde etki yapıyor. Ama benim kanaatimi sorarsanız veya nasıl olması gerektiğini söylemem gerekirse kendi açımdan en azından partinin görüşü olmasa bile şeyi kaybetmemek için Millet İttifakı'ndaki bu ittifak durumunu kaybetmemek için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı biraz geri itmek mecburiyetinde idi. Çünkü Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ileri çıktıkça bu defa diğer partilerden de işte yani biz de varız. Parti içi bir sorgulama da başladı. Tabii parti içi bir sorgulama. Bir de Kemal Bey kendi de onların çok öne çıkmasından rahatsız olmuş olabilir ikisinin. Niye? Çünkü her ikisinin elinde de belediye var, imkanları var, istihdam imkanları var, reklam imkanları var. Kendilerini daha iyi anlatabiliyorlar. Kemal Bey'in elinde, Ekrem İmamoğlu'nun elinde olan, Mansur Yavaş'ın elinde olan imkanlar yok. Onlar kendilerini daha çok öne çıkarıyorlar, daha çok anlatabiliyorlar. Kemal Bey kendini ön plana çıkarmazsa tabir caizse parti bu şekliyle de elinden gider. Dolayısıyla dikkat ederseniz Kemal peki, Bey son değil, oyununu oynamak için gitmemesi için fırsat olarak da Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Yok ben zannetmiyorum. Yani deminden beri Ekrem Bey'in söylediği, Sayın Rahmetli Erbakan Hoca'nın söylediği, yani bu millet ne ister, ne isteri herkes çok iyi hesap etmesi lazım. Biz de bir muhalefet partisiysek biz de çok iyi hesap etmeliyiz. Şunu da size sormak isterim hocam, o çok önemli bir husus. Siz de bir parti olarak, evet, bundan sonraki bu çoklu parti 50+1'in içerisinde karşılığı nedir? Yani birçok yeni siyasi parti kuruldu. Sistem, bu partilerin amacı ne olacak? Sistem şeye itiyor insanları, sistem insanları ya oraya ya buraya itiyor. Başka bir şey yok yani. Başka bir imkan koymuyor size. İmtiyaz olarak size ne hak tanıyor? Parti genel başkanı oldunuz. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde de bir tartışma başladı. Hiçbir bir odaya girdim. Oda üzerinden niye bu kadar çok siyasi parti kuruldu? Onun üzerinden bence herkesin farklı bir görüşü çıktı. Bence oraya külfetten başka bir şey tanımaz ya parti kurmak insanlara. Yani başka bir hesabınız yoksa ben şahsen kendim için söylüyorum. Size sadece külfettir parti kurmak başka bir şey. Sizin ekonomik durumunuz iyidir hocam. Siz karşılıyorsunuz. Herkes sırf karşılıyor. Onu da söyleyeyim. Sırf ekonomik durum da değil. Yani bütün bu kargaşa içinde niye varım diye kendinizi izah edeceksiniz. Yani niye ben bu işte varım? Dolayısıyla ben niye varım ben söylüyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin bu memlekete deminden beri konuştuğumuz eksikliklerle birlikte arzu ettiğim tarzda bir hizmet ifa edemediğini düşünüyorum ben. Yıllardan beri bunu böyle söylüyorum. Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir devamıdır diye düşünüyorum. Yıllardan beri bunu söyle söylüyorum. Kuruluşundan beri o misyonu devam ettiriyor. Yıllardan beri şunu söylüyorum. Bu memlekette dini hissiyatı artırmak yerine dine zarar verecek diye düşünüyorum.
yıllardan beri söylüyorum. Orta Doğu'da sınırların değişmesinde Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir devamı olduğu için ciddi menfi eksiklikleri olacağını söylüyorum. Yıllardan beri söylüyorum. Ama Başkan Erdoğan bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu. Büyük Orta Doğu Projesi ile ilgili yani öyle çok bu yanlışa... Ben tatmin eden bir açıklama duymadım açıkçası. Keşke olsa. Hocam fiiliyat da mı tatmin etmiyor? Yani fiiliyatta hiç emareleri yok desem yapmayın. O zaman kötülük olur da. Yok hayır. Yani... yapmayın. Hocam Amerika niye devirmek istiyor o zaman Orta Doğu'da işbirliği yaptığı ülkenin liderini? Çok da devirmek de istemiyor benim gördüğüm kadarıyla. Mesela bir dönem daha ne yapabilirim ki hocam? Istiyor. Mesela tank indiremez, top indiremez, güçlü dolarımla sizi ezeceğim der. İşte 70 bin tır silah getirir hemen altınıza yerleştirir size o karşı yapar yani. Senin projesiydi yani. Tamam işte ama niye? Mesela niye Suudi Arabistan'a yapmıyor şu an bunu da size yapıyor? Yani Suriye'yi bölmek zaten proje. Hayır, hayır. O projesini devam ettiriyor. Biz de o projeye alet olduk. Mesela bari. YPG PKK'ya destek veriyor. Girmekte. Onların attığı mühimmat ya, burada kullanılıyor. Biz. Yani girdik ya. Hayır yapmayın. Gaza Suriye'ye geldik. Biz girmedik. Niye bakın, yıllardır niye yıllardır oradayız? Bakın şimdi Suriye'ye girmedik. Suriye'ye bizim girişimiz sınırlarımızı güven altına almak için orada bir tampon bölge oluşturmaktan başka bir şey değil. Bir de 3,5-4 milyon mülteciden en azından bir bölümünün orayın terörden temizleyip oraya gönder. Şimdi girmek evet, yani ben sözümü bitireyim isterseniz Ekrem abi. Çok hızlı hocam sözümü alayım bitireyim. Bir Mehmet Bey'e hemen döneyim. Yani ben iktidarın arzu ettiğim tarzda bu memlekete hakkıyla hizmet ifa edemeyeceğini düşündüğüm için bu partiyi kurdum. Ha, keşke muhalefet dediğiniz gibi olsaydı da muhalefet o boşluğu doldursaydı. Hocam bir soru sormak istiyorum size. Tabii buyurun. Şimdi seçimle gelen birinden kurtulmak diye bir seçim vaadi olabilir mi? Hayır. Hocam onu şimdi, söyledi zaten. Söyledi. Böyle ama şey bunu yapıyorlar. O uygun değil diye. Yani şimdi diyor ki derdiniz ne? Ne getireceksiniz? Yol mu su mu? Hayır. Biz ben Recep Tayyip Erdoğan'dan kur. Ya bu bir seçim vaadi değil. De seçimle muhalefet... gelen birine bir böyle bir... Öyle bir muhalefet peki. Olmaz. Yani o... Son cümleyi alayım hocam. Ama muhalefet de zaten hakkıyla muhalefet vazifesini ifa etseydi o zaman bizim bir parti kurmamıza gerek yok. Abdurrahim Bey. Ama şunu söylüyorum, kanaatim şu. Bir tarafta mesela Sayın Kılıçdaroğlu olsa Cumhurbaşkanı adayı, bir tarafta da Recep Tayyip Erdoğan olsa yine Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'na karşı %60'la bu seçimi alır diye de eyvallah. Bir kanaatim peki, var. Evet. Hocam onu, çok teşekkür ediyorum. Bunu Kılıçdaroğlu da bileceği için bütün bu manevralara rağmen kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğini zannetmiyorum. Peki, bu yüzden çok teşekkür aday olsun ediyorum. Diyorum. Mehmet Bey, aynı soru size de sormak isterim. Siz parti olarak ne düşünüyorsunuz veya belki erkendir ama ittifakta hangi cephedesiniz onu da size sormak isterim. Buyurun. Sabri Bey, öncelikle biraz önce Ahmet Akın hocamız bu hangi kamuoyu yoklaması, bu rakamlar doğru değil gibi bir ifade İkinci kullandı. Bölümde, evet. Bu araştırma 18-29 yaş grubu arasında yapılan bir araştırma. Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık İşbirliği ile yapılan kapsamlı bir gençlik araştırması. Bunu burada paylaşmak istiyorum. Tamam. %76'sı gençlerin daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. Her iki gençten biri mutlu olmadığını ifade ederken %77'si torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor. Evet, Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık, Mehmet Ali Kulat Bey'in danışmanlık şirketi. İsterseniz araştırabilirsiniz. Bunu tanıyorum, paylaşmak tanıyorum. İstiyorum. Bana da göndermişti onu. Evet, yani rakamlar doğru, hamasi konuşmuyoruz. Altyapısı olan yani, bu şekilde konuşuyoruz. Yani Mehmet Bey zaten bölmek istemem ama şurada yaklaşık 7-8 tane siz inanıyor musunuz o rakamlara? Var. Tamam, gösteriyorsunuz da. Ben kesinlikle inanıyorum. Kendi çocuğunuz öyle mi mesela? Kaç çocuğunuz var bilmiyorum ama ikisi üçü yurt dışında mı okumak istiyor? Gitmek mi istiyor? Şöyle söyleyelim, evet yani sonuçta yurt dışında master yapmak için ya gidecek. Master ayrı, yaşamak ayrı yani o yönlendirici neyse şeye girmeyelim tartışmaya peki. Da. Peki. Ahmet Hocam siz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı gibi niye konuşuyorsunuz? Yok, ben memleketini yani seven birisi olarak konuşuyorum. Bu kadar küçük düşürülmesine yani, karşıyım ülkemizin yani. Hayır estağfurullah, ben bu ülkeyi sevdiğim için siyaset yapıyorum. Ama o çıkıyor oradan. Sanki hiç kimse memnun değildi yurt dışına gidecekmiş gibi. Ben ülkemi çok sevdiğim için, vatanımı çok sevdiğim için şu anda bu işi yapıyorsam Allah rızası için yapıyorum. Bu rakam Allah rızası için mi verdiniz? Yani ben ülkemi niye küçük düşüreyim? Hayır, bu rakama... Ben burada bir tespitte bulunuyorum. Yani neyse, gençlerin tamam. %77'si de burada yazıyor işte torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inandığını söylüyor.
Torpil yetenekten daha herhalde etkili Gezi Parkı'ndaki gençlerle yapılmış. Peki o. Fazla zamanımız yok Mehmet Lütfen Bey. Lütfen efendim yapmayın. Yani Gezi Parkı başka bir konu. Ben arkadaşlar Gezi Parkı'yla alakalı konuşmuyorum. Peki. Mehmet Bey özür diliyorum. Ben bir şey sormak istiyorum. Bakın Ahmet biz hocam, de gençlerle şey içli dışlıyız da Mehmet Bey biz de görüyoruz yani çevremizde. KPSS'nin Türkiye birincisi mülakatta elendi. Buna ne diyeceksiniz? Yani KPSS'nin Türkiye birincisi düşünebiliyor musunuz? Mülakatta eleniyor. Hayır, mülakatla elenmesinin nasıl yani bir şeyi var? Birinci olmayla nasıl bir ilgisi olacak var? Olacak işte yani bir insan birinci olmuş ya insaf. Nasıl eleniyor yani mülakatta? Bu kadar mı yani yeteneksiz? Peki. O yüzden bir şey daha söyleyeyim. Bu yılın Mart sonunda Adana'da Adana Büyükşehir Belediyesi 200 personel almak için iş ilanı çıktı. İş ilanında 52 bin başvuru yapıldı. 52 bin başvurunun 45 bin kişisi üniversite mezunu. Düşünebiliyor musunuz? Ne bu personel niçin alınıyor? Park bahçelerde çalışacak vinç operatörü ve ağır vasıta ehliyetli şoför. Peki Mehmet Bey. Bu 45 bin kişilik gençten düşünebiliyor musunuz? Bu 45 bin kişi ne yapacak? Yani gitmiş peki orada burada ağır vasıta ehliyetli şoför olarak çalışmak eğitimin, istiyor. Park Mehmet bahçelerde Bey, eğitimin çalışmak sakat istiyor. Yönü yok ben şunu mu? Anlatmak istiyorum. Bakın Türkiye çok zengin bir ülke. Türkiye'de paylaşımda adalet ve yönetimde adalet problemi var. Türkiye'nin yönetimi bu. Ben şimdi oradaki arkadaşlarımızla şunu paylaşmak istiyorum. 20 yıllık AK Parti iktidarında faize verilen para ne kadar? Ben cevabını vereyim. 500 milyar dolar. 500 milyarla yeni bir Türkiye kurulur. Siz kaynakları doğru kullanmazsanız ondan sonra da gençlerimiz işte böyle işsiz kalıyor. Ondan sonra da yurt dışına gitmek istiyor. Ama işte niye gitmek istesin ki yurt dışına? Mehmet hocam sorun ne biliyor musunuz? Yani siz güzel işler yapın. Mesela doğru yatırımlar yapın. Örneğin Türkiye Ortak Girişim Grubu Türkiye'de yerli ve milli aracı üretiyor değil mi? Evet, ne kadar güzel. Biz bunu takdir ediyoruz. Mehmet hocam duyabiliyor musunuz? Yani neyse, bunları takdir ederken Murat Bey, eksikleri de yani söylemek durumundayız. Yanlışları da söylemek durumundayız. Ama aynı zamanda bakın ne oluyor? Şu anda Türkiye'de 3 maaş alan bürokrat var, 7 maaş alan bürokrat var, 11 maaş alan bürokrat var, 40 maaş alan bürokrat ya var. Buna Mehmet ne Bey nerede 40 maaş? Bırakın ya Allah'ınızı seversiniz. 40 maaş hangi bürokrat almış? Evet. Yani bakın çok yani hani kelimeyi kullanmayacağım ama yani neyse. Mehmet Bey halkın ben yönetim ve denetimde şey 3 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane biliyorum ama 40 tane biraz. Alırlar. Yani siz muhtemelen siyaset yapmak istiyorsunuz. Siyaset yapmak istiyorsanız bence bir partide siyaset yapın. Yani ben, bu şekilde ben yeniden yani refahta da yapabilirim. Ve savunmak gibi bir peki, göreviniz yok. Yani sizin şeye girdi kişisel şeye evet, de Mehmet Bey'in Mehmet Bey'e ben özellikle şunu herhalde sormak istedim. Konu tamamen farklı evet, bir yere gitti. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu özellikle bir cumhurbaşkanı adayı olmak için turları var, açıklamaları var. Selahattin Demirtaş'a özgürlüğü var vesairesi. Çok kısa cevap alabilir miyim? Ne görüyorsunuz, nasıl yorumlamak istersiniz? Efendim Türkiye'deki siyasi parti genel başkanları, liderleri tabii ki doğal olarak cumhurbaşkanı adayıdır. Hı hı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adayı olabilir. Bu gayet doğal bir şey. Demokratik hakkı. Peki. Sayın Akşener de olabilir. Sayın Karamoğlu da olabilir. Sayın Erdoğan da olabilir. Sayın Erdoğan 20 yıldır aday, başbakan adayı oldu. Tek başına iktidar oldu. Bir parti genel başkanı olarak cumhurbaşkanı adayı oldu. Cumhurbaşkanı seçildi. Bu gayet doğal. Bizim de genel başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey bizim cumhurbaşkanı adayımızdır. İnşallah Cenab-ı Allah nasip edecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı bizim genel başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey olacak. Biraz önce Sayın Karslı, Sayın Genel Başkan dedi ki bu millet ne ister? Erbakan hocamız derdi ki bu millet ne ister? Artık bu millet bir Erbakan istiyor. Buna şiddetle ihtiyaç var. İnşallah genel başkanımız bu ülkede paylaşımda adalet ve yönetimde adalet ilkelerini hayata geçirecek. İnşallah yeni bir dünyayı Yeniden Refah Partisi ile bizler kuracağız. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Programın sonuna geldik. Ben Ahmet Hocam'a hemen bir söz vereyim. Ahmet Hocam siz özellikle Mehmet Bey'in ifadelerine bakacak olursak evet bir şeyler açıkladı, veriler açıkladı. Daha önce bana da gelen bu veriler böyleydi ama bu gerçek mi değil miydi ayrı. Onları şahsın... Ya affedersin Ahmet Hocam müsaade edersin. Bir iki cümle etmek istiyorum. Şimdi... Fazla Mehmet zamanımız söyledi yok. Ahmet Bey'in haklarından gidiyor. Biliyorum. Peki. Mehmet Bey'in söylediği belki de doğru. Bak araştırma böyle bir şey yapmış falan. Doğru. Yaptı bilmiyorum. Ama bakın soru şu.
%70, %70, %75 bunu söylediyse aslında soru şu. Yurt dışında hayatını devam ettirmek isteyen gencimizin vasfı ne? Yani vasfı ne, doluluğu ne, yani kabı kapasitesi ne? Dolayısıyla bu bir ham hayal mi? Ham hayal mi? Gerçekten karşılığı var mı? Bence en önemli problem bu. Eğer hakikaten değerli birileri var da yurt dışına gitmeyi istiyorlarsa üzülürüz. Aziz Sancar'ın önceki gün müydü, dün müydü? Teknofest'te söylediği bir şey var. Gençler, hepiniz yurt dışına gidin ama benim yaptığım gibi yapmayın. Gidin, öğrenin ve geri gelin diyor. Ben yıllarca yurt dışında kaldım, hata ettim. Memleketinize gelin, oraya hizmet edin diyor. Onun için dışarı gitmek isteyebilir, ayrı bir mesele ama yani vasfın ne, kabın ne? Gidip evet, orada petrol istasyonunda pompacılık yapacaksan gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Buyurun. Peki, Mehmet Bey beni tanımıyor herhalde zatıali mi? Biraz üzdü beni açıkçası siyasetle yapmayla, suçlamayla. Yani öyle bir niyetimiz yok. Biz burada hakkı hakikati savunuyoruz. Birçok ortak tanıdığımız da vardır. Mehmet Bey, hatta partinizden de benden seminer eğitim isteyen çok sayıda dostum var. Ben her partiye eşit mesafedeyim fakat tek yanımda olduğum bir yer var, yandaş olduğum milletim ve ülkemdir. Eyvallah. Bunu baştan söyleyeyim. Böyle olmayandan da hiçbir zaman ilişki kurmam. Şimdi vallahi hiç öyle bir gençlik yok. Yani ne bulurlarsa bulsunlar. Konu belki şeyinde ama bu sorunuzun dışında ittifakları soruyorsunuz ama. Yani bu artık yani şu şeyi bıraksınlar. Memleket bitmiş. Ekonomi şöyle, hiçbir şey yok, yangına uçak yok, efendim köprüler pahalı. Ya evet, bazı sorunlar var ama kardeşim şu memleketinizde, şu milletinizde bir gurur duymayı öğrenin ya. Yani bir gurur duyun. Hani bizim alanımızla ilgili bir soru vardır. Depresyondaki hastaya şunu sorarız. Yani ben bunları depresyondaki hasta gibi görüyorum. Hiç mi iyi bir şey yok? Hani oradan başlarız. Yani beni de depresyondan görmüyorsun. Yok yok. Peki. Hiç mi iyi bir şey yok deyip oradan gireriz. Umut. Yani bu gençlerimize bakın, bu araştırmada böyle yaptıkça aslında kendini doğrulayan kehanet ortaya çıkıyor. Gençlerde bir öğrenilmiş ha demek yüz diye. Yapıyor orada birisi bir araştırma. Ben de şimdi gitsem AK Parti gençlik kollarında yapsam %95 hiç kimse yurt dışına gitmek istemiyor diye çıkar. Gidersin başka bir yanlı bir yerde yaparsın. Yani o araştırma için demiyorum ama benim gözlemim, yani benim 25 tane yeğenim var. Sorsam ya yani iki tanesi, üç tanesi bile o da gidip tekrar eğitimini alıp gelecek. Bu ülkede her şey var. Bu ülkenin okulları da iyi, eğitimi de iyi. Kardeşim yurt dışını görmemişler herhalde bu araç. Yani ülkemizle gurur duymayı bakın. Bunu özellikle dış güçler aşılıyorlar bize. Medyayla, sosyal medyayla hiçbir şey yok. İşte Katarlı öğrencileri alacaklar. Bilmem Kadem'in yurdundan silah çıktı. Efendim zaten bu Tayyip Erdoğan diktatör. Yani bunu bari Mehmet Bey gibi değer verdiğimiz, hakikaten ben yeniden Refah Partisi'nde çok önemli bir boşluk olarak görüyorum. Hakikaten Allah yollarını açık etsin. Oradaki kardeşlerimin de hepsini selamlıyorum. Biz de Milli Görüş kökeninden, geleceğin şeyden, geçmişimize orayla ilişkili. Hala bir şeyimiz de yok yani, bir organik bağımız yok herhangi bir partiyle ama yani Mehmet Bey'in daha böyle yapıcı bir muhalefet yapmasını ben aslında arzu ederdim. Mehmet Bey mesela 40 maaşı örneği verdi. Ya 40 maaşı tamamen Sözcü'nün manşeti. Yani 40 maaş kim almış? Olarak şunu, Allah'ını severseniz bir de ismini söylesinler. Kimmiş bu 40 maaş? Fahrettin Altun'a söylediler, adam 7 kere çıktı yemin etti. Yok böyle bir şey diye 6-7 maaş. Hanımına söylediler, çıktı 50 kere söyledi. Şimdi yine beni bir KYK mı ne adayı olacakmışım söyledi, onu bile bilmiyorum. MYK'dan mı dedi Mehmet Bey bir yere gireceksin? Olabilirsiniz dedi. Ha, olabilir. Yok yani öyle bir Allah'a şükür ben bu yaşında gelebileceğim en üst makama gelmişim. Allah'a şükür evet. Ailem var, çoluğum var, çocuğum var. Siyaseti de yapmıyoruz. Burada doğruları söylüyoruz. Ama şu memleket bitmiş modundan bir çıkmamız lazım. Bunu çok küçük bir azınlık yapıyor. Yani muhalefette bir azınlık yapıyor. Onun işi oradan ekmek yiyecek. Ama hakikaten yollar yapılmış, köprüler yapılmış, hastaneler yapılmış. Pandemide yurt dışından uçakla insanını almışsın, getirmişsin. Bir Allah kulu hastane dışında tedavi görmeden Amerika'ya gidin bak. Bakalım. Almanya'da sel oldu bundan bir iki ay önce. Olur mu? O uçakla getirilen hanımefendi. Birisi de dedi aynen öyle. Çemkirdi durdu. Ben vallahi hiç öyle bir gençlik olduğunu düşünmüyorum. Gençlerimizi de böyle bence bir potaya koymayalım. %70'i şöyle Z kuşağı böyle X kuşağı şöyle falan. Her yerde gencimiz var. Hepsine de güveniyoruz. Hepsi de bu yurttan. Eğitim almaya gidebilir. O ayrı bir şey. Yani ben de post doktora yapmak için gittim, kaldım, geldim. Bu ayrı bir şey.
Ama böyle gidecek, ülkesinden utanıyor, efendim gelecek görmüyor. O araştırmayı ben bilmiyorum. Altına da baktıklarında işte gelecek görmüyor, hiçbir şey yokmuş gibi böyle bir pesimist tablo. Bunu hak etmiyor bu güzelim ülkemiz. Yani ne badireler atlattık, Çanakkale Savaşı'ndan tutun Birinci Dünya Savaşı 15 Temmuz'unda hep birlikte omuz omuza el ele verdik. Yani buradan da bir vekillik şeyi çıkıyor herhalde bu konuşmadan, değil mi? Değil mi? Tabii, bence de. Güzel. Murat Bey. Peki, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Bir şey ekleyeyim, öyle kapatalım. Hemen iki şey, bakın algıların esiri olmayalım diyoruz. Bir, algıların esiri olmayalım deyince Mehmet Hocam'a da Ankara'da gol atıp öyle kapatalım. Kapatayım en azından. Algıların esiri olmayalım diyoruz ya. Peki. Bir aklıma bir şey geliyor. Anket şirketlerinin hiçbirine inanmam. AK Parti lehine, MHP lehine, CHP lehine hiçbirine itibar etmiyorum. Çünkü anket şirketlerinin iç yüzünü denetleyen bir kurum yok. Kimle ne kadar görüştü. Yani cüzdanı ve vicdanı üzerinden karar verirse inanırım. Peki. Ki onunla ilgili bir çalışma olduğunda da anket şirketlerine de baskı diye haber yapıyorlar şimdi. Bakın Mustafa Kemal Çiçek'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde Mustafa Kemal Çiçek'in bir ifadesi vardı. İstifa etti şimdi. İstifa ederken dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 650 milyon lirasını sadece AK Parti'yi karalayacak anketler hazırlasınlar diye, onun ifadesiyle AKP hazırlasınlar diye anket şirketleri ve o anketleri manşet atsın diye gazetelere verdiler diyor. 650 milyon. İktidarı eleştiriyorum bu hususta. Adalet Bakanı'na sesleniyorum bu hususta. İfadesi alınsın, bu para nasıl kullanılıyor? Herhalde siyasi partiler kanununa göre kullanılmıyor bu para. Araştırılsın. O ayrı. Şimdi ayrı bir şey daha söyleyeyim. KPSS 2019 Türkiye coğrafya dalında birincisi, fizik dalında sözleşmeli öğretmen olmak isterse elenmesi gayet tabii. Ben ilk 3000'deydim. Tıp fakültesi istersem elbette ki eleneceğim. Bunda gayet normal. Peki. Şey. Yani bir dakika, algıların esiri bir dakika, olmayalım. Bir cümle Mehmet Bey'in de bence duyması iyi olacak. Allah rahmet eylesin. Biz eğitim konusuna çok eğildik. Ben hala inşallah hocamdan i̇nşallah. Hukuk i̇nşallah. Konusunda i̇nşallah. Milli Eğitim Şurası'na sunulacak bir şeyler, bilgi notları i̇nşallah. Falan bekliyorum. Faydası olacağına inanıyorum. Peki. Geriye doğru baktığımızda da milli eğitimle alakalı problemler hep vardı. Maalesef olmaya devam edecek. İnşallah çözülür ama ben bir sözü hiç unutmam. Allah rahmet eylesin. Erbakan hocam derdi ki, Milli Gençlik Vakfı'nı bitiren 4 üniversite bitirmiş gibidir derdi. Bu Milli Türk Tabii Birliği'nde böyle değil, Milli Gençlik Vakfı'nda böyle, işte Anadolu Gençlik'te böyle, bir sürü tabii gençlik teşkilatımız var. Bunların tamamı da böyle milli ve manevi değerlerin öğretildiği yerler. Eğitim sistemi şu anda sağlıklı bir şey yapamıyorsa Milli Gençlik Vakfı benzeri hakikaten layıkıyla hizmet edildiğinde 4 üniversite bitirmiş kadar eğitim veren yerlere gençleri yönlendiriyor. Ben başka bir şey söylüyorum. Arkadaşlar başka bir şey söyleyeyim. Algının esiri olmayalım. KPSS Türkiye birincisi coğrafya dalındaysanız, coğrafyayı seçmez fizik öğretmeni olacağım sözleşmeli derseniz elenmeniz peki. Çok normal. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Böylelikle Ters Kutuplar programının sonuna geldik. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Ankara'da yalnız bıraktık sizi. Ahmet Akın Hocam teşekkürler. Abdurrahim Karslı Hocam çok teşekkür ederim. Ekrem Kızıltaş teşekkürler. Murat Bey çok teşekkür ediyorum. Sabri Bey, bizden hemen sonra son cümle. Üstadım, bizden hemen sonra gece ajansı var. Bu hakkınızı saklı tutalım, önümüzdeki süreçte kullanalım inşallah. Peki, bir cümle hemen hızlı alayım. Biz Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi olarak Biz Türkiye'yi Biliyoruz kitabımızı hazırladık. Hı hı. Biz Türkiye'yi Biliyoruz kitabımız fiziki olarak 530 sayfa. Arkasında bir CD var. Bu CD'nin içerisinde de 7200 sayfalık bir içerik var. Toplam 7722 sayfalık peki. Bir kitabımız Biz Türkiye'yi Biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum üstadım. Çok teşekkür ediyorum. Bizden hemen sonra gece ajansı var. Mustafa Balevi sizlerle birlikte olacak. Haftaya görüşmek üzere efendim.